Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz Finansal İş Zekası ve Stratejik Raporlama konulu seminerimize hoş geldiniz. Jobus İş Geliştirme Anonim Şirketi kurucusu yönetim danışmanı Sayın Kemal Sakin, Pekcan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik kurucusu Yeminli Mali Müşavir Mümin Pekcan, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Sayın Burak Özkaya'nın sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizi kendilerine konuya dair aydınlatıcı bilgi edineceğiz. Sözü değerli konuklarımıza bırakmadan önce Oda Başkanımız Hüseyin Halil'i açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Odamızın bir raporlama ve finansal okuryazarlık üzerine düzenlemiş olduğu eğitim serisinin son ayağı bu aslında. Daha önce finansal okuryazarlık üzerine de bir eğitimimiz olmuştu. Meslektaşlarımızın daha donanımlı ve daha farkında olmasını sağlama amacıyla planladığımız eğitimler bunlar. Sayın Mümin Pekcan ve Sayın Kemal Sakin bizi kırmadılar. Sayın Bölge Müdürüm Burak Bey de kırmadılar. Özellikle bankalarla olan ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Zaman zaman onlar bizim raporlarımızdan mutlu olmuyorlar. Zaman zaman da biz onların istediklerini anlayamamış oluyoruz diye düşünüyorum. İnşallah bu serinin sonunda meslektaşlarımız konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olacaklar. Bu cumartesi bir eğitimimiz daha var, 17'sinde. Ve o eğitimden sonra da yaz dönemi mali tatil programına o da girecek arkadaşlar. Sonbahara kadar eğitimlerimize zorunlu olmadıkça ara vermiş olacağız bu arada. Ben hepinizin cumartesi günkü eğitime de kooperatiflerle ilgili bir eğitim. Kooperatiflerle ilgili değişiklikler oldu. Aslında takvim biraz sıkışık geldi. Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu'nun dış denetçi atanmasının değişiklikleri çok önceden yapıldı ve bununla ilgili genel kurullarda yapılması gereken işlemler var. Şimdiden bu bilgilendirmeyi de yapmış olayım. Meslektaşlarımız bu konuda bilgilenebilirler. Yine sayın konuklarımızın izinleriyle bugünkü eğitimimizi de kaydedeceğiz ve YouTube kanalımızda bu eğitimi daha sonra paylaşacağız. YouTube kanalımıza da abone olmanızı istiyorum. Salonda her eğitimde soruyorum, YouTube kanalımıza abone misiniz diye. Kanala abone misiniz arkadaşlar? Kaç kişi abone? Evet, az arkadaşlar. Salondaki herkesin, Ersan sen de mi abone değilsin? Arkadaşlar. Ben bırakayım artık hocam. Gördüğünüz üzere dijitalleşme ile ve iletişimin hızlanmasıyla bir evrilme yaşıyoruz. Ve bu süreç içerisinde birbirimize daha rahat ulaşabilmek için bizim de açtığımız bir kanal aslında YouTube kanalımız. Her an buraya gelip eğitimi yüz yüze takip edemeyebilirsiniz. Oraya yüklüyoruz bu eğitimlerimizi. Gerçekten takip ederseniz sizden bir para istemiyoruz. Kanala abone olmanız karşılığında ne tür bir avantajınız oluyor? Size kanaldan bildirim geliyor. Yani o da bir eğitim yüklediğinde size buradan bir uyarı geliyor ve daha sonradan da o eğitimleri defalarca izleyip meslekle ilgili yolunuza daha donanımlı devam edebiliyorsunuz. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Bu iş günü içerisinde, iş saati içerisinde katılıp kendinize ve mesleğimize bir şeyler katmaya çalışan tüm meslektaşlarıma seminerin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'ye açılış konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere değerli konuklarımızı kürsüye davet ediyorum. Evet, herkese merhaba.
İsmim Burak Bozkaya. Denizbank Marmara Bölge Müdürü olarak görevimi sürdürüyorum. Yani çok kısaca kendimi anlatmam gerekirse, bu mesleğe 1989 yılında müfettiş yardımcısı olarak başladım. Pamukbank, şu anda yok, Pamukbank'ta başladım. Denizbank'ta da kurulduğundan beri Denizbank'tayım. Yani Denizbank 26 yaşında, ben de 26 yıldır Denizbank'tayım. Toplamda da meslek hayatım 33 yıl. Meslek hayatımın içerisinde işte müfettiş yardımcılığı, şube müdürlüğü, işte bölge müdürlüğü, pazarlamacılık yaptım. Ve sonuçta bankacılığın temeli olan hani mevduat topla, kredi ver kısmında. Valla kredi ver kısmında en kritik pozisyondaki kişi bu salondaki kişiler. Mesleği gereği. Şöyle ki, çünkü firmalar günün sonunda hedefleri kar etmek. Satış yapmak, üretim yapmak. Bu işin hani muhasebe diyelim, evrak-ı müsbite diyelim artık o kısımla ilgili ister istemez doğal olarak işleri de ve meslekleri olmadığı için birebir yaptıkları bir şey değil. Ama aslında bir miktar tıkandığımız nokta, eğer bir gün tıkanıyorsak, buraya dayanıyor. Dolayısıyla ben şöyle aslında başladım. Temel sorumuz ne? Temel sorumuz şu. Bir malımız var, satmak istiyoruz. Ve bunun, bu malın satılabilmesi için iki temel unsur lazım malum. Bir tanesi alıcı olması lazım. Bir tanesi de fiyatta anlaşma sağlanması lazım. Şimdi baktığınız zaman bu iki koşulun gerçekleşmesine rağmen ticaretin olmadığı anlar oluyor. Malımız ne? Bizim malımız sonuçta para. Ben vermek istiyorum. Firma almak istiyor. Hani firma tarafında baktığımız zaman her şey evrakta değil. Günün sonunda bir kanaat de var, yaptığı iş var. Bu bütünlük içerisinde evrağa döndüğümüz zaman ziyaretimizde, gördüğümüzde, konuştuğumuzdaki şeylerin bir bakıyoruz ki her şeyi orada göremeyebiliyoruz. Bir kısım zaten olması gerektiği gibi oluyor ama bir kısım da ister istemez düzeltmeyi gerektiren işlemler oluyor. Hatta bazen düzeltilemediği zaman da sonuçta baktığınız zaman yaptığımız iş itibariyle dayandıracağımız bir evrak ve veri olduğu için de bazen maalesef o kredi dediğimiz işte bizim ürünümüz dediğim gibi para o ticaret gerçekleşmiyor. Şimdi bunun nedeni ne olabilir? İşte çevresel etkiler biraz makrodan bakarsak makroekonomik gelişmeler. Hatta bu makroekonomik gelişmeleri hani ben ziyaretlerimde nasılsınız diye sordukları zaman valla artık bizimki şöyle oldu. Bir dokun bin ah işte döndü diye espri yapıyorum. Çünkü gerçekten son bir yılda çok ciddi regülasyon kararı var. Bu regülasyon kararlarının doğru bir şekilde uygulanması ve hayata geçirilmesi ve bir yandan da mesleğin icrası ve sonuçta bankalar da bir kar müessesesi. Onu verime kâra dönüştürmek temel işimiz. Ama ne kadar istediğimiz kadar yapabiliyoruz. İşte o regülasyon kararları anlayıp hayata geçirmek, ona uygun formüller üretmek nihayetinde baktığınız zaman hem firmanın hem bizim işimiz ama buradaki kritik pozisyon gene aslında mali müşavir, muhasebe dediğimiz kısımdan da geçiyor. Şimdi bunun bir tabureye benzeteceğim ben makro tarafını. Klasik taburede de biliyorsunuz 3 tane ayağımız var. Nedir bunlar? Bir tanesi enflasyon, bildiğimiz. Bir tanesi kur. Bir tanesi de faiz. Yani bu taburelerdeki klasik herhangi birisinde herhangi bir uzunluk veya kısalık olur ise taburede rahat oturamayız baktığınız zaman. Yani bu sizler açısından, firma açısından da aslında çevresel bir etki. Ama bunu doğru anlayıp ona göre pozisyon alabilmek, ona göre bilançonuzu, işlerinizi yürütebilmek kritik. Şimdi bu taburedeki ayaklara Nisan diye baktığımız zaman mesela enflasyon Nisan 2022, Nisan 2023'te %43 artmış. Kur aynı dönemde %14 artmış. Faiz de %36 düşmüş. Şimdi içinizden gülüyor olabilirsiniz. Ya adam bankacı, her şeyi arttırdı, kendi faizini düşürdü. Yok, yanlış bir bilgi diyen var mı acaba?
olabilir de yani ben sonuçta veri yanlış da almış olabilirim. Şöyle açıklayayım. Faiz nerede düştü diyeceksiniz. Bu tabii ki alınan faiz dediğim faiz kısmı ticari kredilere uygulanan faiz. Yani tüketici tarafına değil. Çünkü geçen sene Nisan ayında uygulanan faizden sonra özellikle Eylül'den itibaren bazı regülasyon kararları geldi. Yani sizler de biliyorsunuz ama hani kısaca söylemem gerekirse. Bu regülasyon kararları sonucunda biliyorsunuz dendi ki politika faizimiz var. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın açıkladığı, ilan ettiği. Politika faizine göre belli formülasyonlarda istediğin faizi verebilirsin, istediğin krediyi kullandırabilirsin deniliyor. Ama iki tane eşik var diyorlar. Kural şu. Birinci eşik hesapladığın zaman şu anki ortamda yaklaşık 14 küsürlere 15'lere geliyor. İkinci eşik 17 küsür 18 diyelim ona 18'e geliyor. Bu eşiklerin anlamı ne? Eğer ben size kredi vereceğim siz istiyorsanız ben 18 üzerinde faiz vereceğim siz de kabul ediyorsunuz. 30 dedim mesela kabul ediyorsunuz. Onun anlamı şu 18 geçtikten sonra 19'a desem aynı. Bu verdiğim kredinin %90'ı kadar menkul kıymet tutmak zorundayım. Menkul kıymet dediğimizde devlet tahvili. Ve bu yani şu anki fiyatlarla kabaca 9,5-10,5 arasında bir miktar daha yükseldi. Arasında değişen bir oran bu. Yani bunun aslında anlamı eğer ki ben bu krediyi verirsem bunun maliyeti bana tutmak zorunda olduğum menkul kıymetten dolayı daha fazla. O zaman ne yapıyorum ben? Diyorum ki ya bunu az vereyim. Niye? Çünkü formül basit. Benim maliyetim ne? Mevduat. Şimdi mevduatı eğer ben hani o zamanlar için 23-25 ile topluyorsam ve bunu da 18'de vermek zorunda kalırsam arada bir gap oluşuyor. Arada bir boşluk oluşuyor. E bunu nasıl karşılayacağım? Çoğunuz duymuşsunuzdur. Ya sen anlatıyorsun ama ben firma sahibi bana diyor ki ya banka geldi. Tamam sana kredi vereyim ama şu kadar vadesiz olsun, bu kadar şu olsun. Yani bir şunu istemedikleri kaldı dediği oldu. Aslında bunun tamamı verimlilikle ilgili ve regülasyon kararlarıyla ilgili yapılan ve uygulanan bir husus. Ama buna rağmen bile biraz sonra bakacağız. Hani krediler ne oldu, büyüdü mü, büyümedi kısmını beraber değerlendireceğiz. Şimdi şeye gelirsek faize, Eylül ayında bu regülasyon kararı gelince fix menüye geçtik. Yani neredeyse tüm bankalar ikinci eşik 18. Yani 18'den veriyor. Dolayısıyla daha önceden de 23-24-25'lerden geçen bir faiz oranı gerçekten düştü. Şimdi bu tabureye baktığımız zaman herhalde şöyle bir soru sorsak. Yani ne olacak ne bitecek bir sürü şey olabilir ama söyleyebileceğimiz ilk etapta tek bir şey olsa herhalde bu taburedeki ilk düzeltmesi gereken yer faiz diye söyleyebiliriz. Zaten onu da şimdi hep işte yeni ekonomi şeyle kurmayları hep bu konuda şey yapıyorlar. Bir de Mayıs diye baktığımız zaman onda da hani bir miktar bir öncekine göre bakın 43-14-36 iken bu Mayıs'ta biliyorsunuz seçimlerden sonra kur bir miktar hareketlendi. Taburenin bir miktarlık bir ayağı bir miktar daha oldu ama faizlerde hala bir değişim yok. Dolayısıyla işte denilenin tabureyi sağlamlaştırmak için ne lazım? Ya faizler artacak dememiz kadar doğal bir şey yok. Şimdi faizler artacak ne demek? Ya bu tabii bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ne kadar artacak filan kısmı bayağı bir önemli politika. Şimdi bunun anlamı şu. Birincisi şube bilançolarındaki faiz maliyeti artacak. Yani faiz artınca herkes faiz artışını konuşuyor ve onun olması gerektiğini söylüyor ki zaten tabure de onu söylüyor. Ama ne gelecek? Neler, hangi sorunlar gelecek? Şu olacak. Bir kere sistemde hani sektöre baktığınız zaman sektörde bir likitte problemi yok. Hatta vermek için yani likitte pahalı bir şey hatta. Çünkü tutuyoruz, elimizde tutuyoruz. Şimdi vermek için neden veremiyorduk? Zarar ettiğimiz için veremiyorduk. Diyelim ki işte 22'sinde para politikası kurulu açıklayacak bir faizi. İşte herhalde arttıracak diye bekleniyor herkesten. Şimdi arttığı zaman ne olacak? Tamam bu tabure bir miktar makroda sağlamlaşacak. Ama mikroda yani firma bazında şuna dönecek iş. Banka olarak geldiğim zaman bu faiz etkisinin bilançodaki etkisinin ne olacağını anlamaya çalışacağım. Diyebilirsiniz ki ya bu beni ilgilendirmiyor. Ben hiç benim firmam kredi falan kullanmıyor. Ben iyiyim. O zaman bir problem olmaz. Hayır. Sizin mal sattığınız, mal aldığınız firmalar var. Onlar eğer kredi kullanıyorsa oradan etkileşim olacak.
Ve bu etkileşim sizin belki tedarinizi etkileyecek ve istediğiniz tedari istediğiniz zamanda almanızı önüne geçecek. Dolayısıyla mesela önümüzdeki dönem banka ve firma tarafındaki karşılıklı kredi değerlendirmelerindeki bankanın faiz nedeniyle zarar ediyorum meselesi ortadan kalkarken, şimdi faiz etkisi nedeniyle reel sektörün bu anlamda ne kadar etkileneceği kısmı önemli bir hal alacak. Dolayısıyla herkes buna göre karşılıklı verisini ve şeyini paylaşması lazım. Hani kur içinde taburede o da biraz kısaydı. Kur içinde belli bir denge seviyesine gelecek dememiz çok yanlış olmaz. Ama bu denge seviyesi nedir, nasıldır kısmı matematiksel hesaplamalarla bir yere söylenebilir. Ama piyasa koşulları çerçevesinde, uygulanan politikalar çerçevesinde, uygulanan ifadeler çerçevesinde bir miktar kendini o elbiseyi alma şekli bunlarla beraber olacak. Ama zaten işte en son bugün baktığımda 23-50 civarındaydı. Hani baktığınız zaman seçim sonrasında zaten bir salına salına derken bir miktar hızlı sonra tekrar salına salına bir geldi. Ama bundan sonra ne olacak? En azından ben hep şöyle bakıyorum. Kurun artma olasılığı ve düşme olasılığı diye bakıyorum. İki olasılık da var. Yani hala var. Ama hangi olasılık daha fazla derseniz, sonuçta ülkenin temel şeyi, disiplini ihracat, ihracat, istihdam, yatırım ve üretimden geçtiği için ihracatçının da bu konudaki kendini motive etmesi için kurun belli ölçülerde, belli ritimlerde kendisini tatmin edecek ve karlılığa dönüştürecek bir seviyede olması kadar doğal da bir şey nihayetinde yok. Dolayısıyla kurda da hani bunun kendi ekonomi ritminde bir artacağı var ve aynı şekilde bu kur artışının bilançolardaki etkisi nasıl olacak diye de siz de bakacaksınız. Nihayetinde tabii ki olarak biz de bakacağız. Evet, bilanço etkisini burada yazmışım. Gerek yatırımda gerekle işlerini yürütmesi için her zaman için önemli. Şimdi bunları yaparken yani sektöre de çok kabaca rakamları vermek adına söyleyelim. Ya yani 2023 yılının rakamları, sektörün rakamları bunlar. Bakın kredilerdeki artış oranı %22.2. Şimdi krediler artmış, yani birileri de kredi kullanmış. Ha yeterli mi değil mi ayrı bir konu tabii ki bu orana baktığınız zaman, enflasyona baktığınız zaman, büyümelere baktığınız zaman. Ama bu kredinin içerisindeki en yüksek artışı hangi fasıl, hangi şey sağlamış? Kredi kartı. Yani kredi içerisindeki en yüksek büyümeyi kredi kartı sağlamış %52 ile. Şimdi bunu mesela bu cümleyi konuşsak belki saatlerce konuşabiliriz. Niye? Firma açısından bakıyorum. Aslında enflasyon en büyük mücadele ettiğimiz de bir konu. Ama bir türlü insanların hem geleceğe dair beklentilerindeki o psikolojik etkiyi bir türlü çeviremedik. Hem de bu psikolojik etki fiziksel olarak o kart harcamaları nedeniyle o psikolojinin etkisi ve fiziksel harcama eğilimini düzeltemediğimizin o enflasyon tarafındaki başarılı olmamızdaki kısım çok güdük kaldı. Hala kart harcamanında ki artış oranı %147'leri görmüştü, %128 civarında. Hani reel bile bir baksanız hala çok yüksek. Regülasyonlardan bir tanesi de bireysele geldi bir miktar geç gelmekle beraber. Biliyorsunuz şu anda bankalara gitseniz size şöyle diyebilirler. Ya ihtiyacınız 70 bin liraya kadarsa hani verelim. Nereden çıkıyor bu biliyorsunuz belki ama ben tekrar etmiş olayım. Regülasyon kararı demin anlattığım eşikler gibi bireyseldeki geldiği zaman 70 bin kotası koyduğu için. 70 binin üstünde gene menkul kıymet tutma konuları var. Altında olmadığı için daha rahat hareket edebiliyorlar. Sonrasında ne olmuş? %34'e kobik krediler atmış. Yani birileri gene kredi kullanmış. Şimdi bunu şu için önemli. Böyle zamanlarda şimdi ben kendi meslek hayatımına baktığım zaman hani böyle hayat güzel, çok böyle özellikle makroekonomik etkiler olmadığı zaman kanaat dediğim şey çok daha fazla çalışıyor. Hani her yerde öyledir diye tahmin ediyorum. Bizde de öyle. Tabii ki gene bir bilanço var, şu var, bu var. Ama bu türden dalgalanmaların olduğu ve makroekonomik etkilerin etkisinin çok yüksek olduğu yerde vallahi hiç şansımız yok. Yani baktığımız şey tamamen ve tamamen bilanço. Oradaki oynama kasayımız çok çok az. Dolayısıyla herkesin
şu ortamda ihtiyacı olan bir finansman tarafında herkes, işte biraz önce konuştuğumuz konular çerçevesinde finansmana ulaşamadı. Bunun bir kısmı regülasyon kararları ve bankanın bu konuda zarar etme durumundan kaynaklı tercihi, ama bir kısmı da vermek istediği noktada ister istemez o bilanço etkisi nedeniyle karşılıklı olarak tam bir mutabakata varamamız noktası. Başka ne olmuş? Tüketici kredileri %26.1 artmış. Kaynaklı kredilerde %2.19.6. Bakın kurumsal ticari %8.9. Çünkü daha blok rakamlar, daha böyle yaygın vermeyi nihayetinde baktığın zaman bankalarda tercih etmiş durumdalar. Peki bilançolarla ilgili de birçok şeye bakılıyor ama hani sizin de bildiğiniz sihirli sözcük dedim, bana göre sihirli sözcük size göre olmayabilir. Klasik sihirli sözcük EBITDA. Yani bir bilanço geldiği zaman bir kredi komitesinde birçok şeye bakılıyor malum, biliyorsunuzdur. Ama bir kere EBITDA kısmı en çok baktığımız ve bizi bir yerde daha motive eden veya edemeyen kısım nihayetinde. Özellikle de net finansal borç bölü EBITDA. Niye bu önemli? Çünkü o yaratılan EBITDA ile aslında borcu ödeme döngüsünü anlamaya çalışıyoruz. Çünkü borçluluğun yüksek mi, EBITDA'nın yeterli olup olmadığı tek başına olan bir şey değil. Ama açıkçası net finansal borç EBITDA bölü net finansal borç bölü EBITDA kısmı özellikle firmayla ilgili kanaatimizde önemli bir yer tutuyor. Tek başına EBITDA nihayetinde baktığınız zaman bir şey ifade ediyor mu? Çok nihayetinde etmiyor. Diğer baktığımız şey bu solvency dediğimiz husus. Nedir solvency? Öz kaynak toplam aktifin içindeki payı. Hani baktığınız zaman da bunun aslında oranı şirketin varlıklarının borçlarını karşılamak için yeterli olup olmadığını. Tabii ki nakit akışla ödeyecek. Yani tabii ki oradaki kazandıklarıyla ödeyecek. Ama baktığınız zaman bir kredide hele hele bir miktarda vadeler uzadığı zaman çevre faktörlerinin arttığı ve olasılıkların arttığı bir yerde gene de baktığımız yerlerden bir tanesi bu. Hatta kredi komitelerinde eğer bu oranla ilgili bir endişemiz varsa çok daha fazla bir sürü şeye bakıyoruz ama orada birazcık daha farklı şeyler arıyoruz. Eğer bulamazsak da ne yapıyoruz? Ya limiti düşük tutuyoruz ya vermeme tercihini elde bulunduruyoruz. Dolayısıyla baktığınız zaman hani bu da aslında baktığımız risk komitelerinde, yani bu kredi komitesi olduğu gibi kredi vermek sonuçta bir tercih. Verdiğiniz zaman sonrasında devam eden ilişkiler ve makroekonomik gelişmeler firmayı etkileyebilir. Aslında buradaki hem net finansal borç EBITDA ve solvency gelişimini de takip ediyoruz. Özellikle de risk komitelerinde. Evet, yani son sayfada şu, yani doğru finansmanın bulunması tarafında bakıldığı zaman malum mali tablonun değerlenmesi önemli, çok daha artacak. Bu dönemde niye artacak? Çünkü çevre faktörlerinin, aslında ben çok iyi işimi yapıyorum, çok güzel üretim yapıyorum, harika işler yapıyorum. Ama çevre faktörünün bana etkisinin ne olacağını eğer doğru analiz etmezsem maalesef o etkileşimden kötü etkileneceğim. İşte kurlar, enflasyon, faiz riski. Hatta ben kullanmıyor olsam bile benim çalıştıklarım kullanıyor mu, kullanmıyor mu daha önemli. Yüksek faiz riskinin etkisi dikkat edilecek, konuşulacak. Ve demin söylediğim gibi kredi kullanmasa bile bu anlamda etkisini sizin tarafından bakılıyor olması lazım. Cep telefonumu yazdım. Şimdi de sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Soracağınız şeyler varsa. Yoksa cep telefonumdan da bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru varsa da cevaplamak isterim. Buyurun. Güncel konumuz sürdürülebilirlik. İşletmelerdeki sürdürülebilirliklerin rapora yansıması ile ilgili siz nasıl bir tutum sergileyeceksiniz? Neler isteyeceksiniz? Şimdi gerçekten çok kritik ve önemli bir konu. Vallahi teşekkürler. Ve bir de bir derya. Şöyle ki özellikle sizler de takip ediyorsunuzdur. Özellikle tabii Avrupa fonlanmasında sürdürülebilirlikle ilgili olan birçok konu bizim sendikasyon tarafında dediğimiz, yani bankaların yurt dışına aldıkları krediler tarafında, hani burada belki bir konuşuyorsak orada işin
neredeyse anısını oluşturuyor. Öyle söyleyelim. Mesela biz yeni bir sendikasyonumuz oldu ki orada da en azından şu bilgiyi verebilirim. Olduğu için yani olanı söylüyorum, yanlış anlaşılmamasın. Mesela sendikasyonların bankacılık kesiminde döndürme oranı, yenileme oranı daha doğrusu diye bir ifade var. Yani normalde yurt dışından 100 lira aldığınız zaman vadesi gelir ki genellikle bir yıl vadelidir. O bir yıl sonrasında faizinizi ödersiniz. İşte duruma göre bir 100 lira daha alırsınız, belki 105 lira daha alırsınız. Şöyle söyleyeyim, şu anki son durum anlamında söylüyorum. Sektörün bu yöndeki ortalaması, 80 civarında. Mesela Denizbank son sendikasyon çok yakın zamanda aldı. Belki haberlerde bile görmedi. %117. Aslında bir miktar orada sürdürülebilirlikle ilgili ifade etmekle yeterli değil. Mesela bizim muhabir ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcımız sürdürülebilirlik komitesinin başında. Ve bununla ilgili sürekli eğitimler yapılıyor. Mesela biz şubelerimizdeki elektrik tüketimi, İşte doğalgaz tüketiminden tutun da o kadar büyük bir detaya ve sürdürülebilirlikle ilgili etkilerine bakıyoruz ki. Neden? Çünkü orada o döndürmek de yeterli değil. Birisi 5'ten alırken birisi 3,5'tan alacak. Sürdürülebilirliği olduğu için. Şimdi bu nereye yansıyacak? Bu önümüzdeki dönem inşallah böyle krediyi daha böyle çevre faktörünün dışında bakarız. O firmalara da yansıyacak. Hatta bazı firmalar bundan dolayı belki de borçlanma dahi, ya bilançom gibi her şeyim gibi falan nedir yapamıyoruz, borçlanmayı dahi alamayabilecek. Ama çok kapsamlı bir konu tabii ki. Ama gündemde yaptığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, buyurun başkanım. Ben bir tabureden söz ettiğiniz için saç ayağının en kısa bacağı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Faiz artışı ile ilgili çok belki birebir olmayabilir ama nedir faiz artışı? Ne olmalı ki bir faiz artışından söz etmiş olalım? Yani şu anda %8 herhalde politika faizi. 8,5. Mesela 18,5 olursa faiz artmış olur mu? Yoksa 38 mi olmalı ki faiz artmış olsun? Yani şöyle zamanlar oldu diye soruyorum. Alanınız diye. Tamam. Bazen 5 puanlık artış ya da indirimler oldu ama biz bunların sonucunun olmadığını gördük. Şu anda ne olmalı ki gerçek bir faiz artışı olmuş olsun? Tabii çekimde devam ediyor galiba, değil mi? Evet. Doğru. Şaka yaptım. Şimdi şöyle, bir kere neler var onu bakalım. Bir politika faizi var 8,5. Şu anda ya bir miktar param var deseniz, genel hangi bankaya giderseniz gidin. Hani gitmişsinizdir de, hani ya da eşiniz dostunuz gitmiştir. Hani söyleyebilir misiniz kaç faiz alıyorsunuz? Yani mevduat faizi kaç veriyorlar? Ya da paranız olmayabilir, soruyorsunuzdur. Mesela 39, 35, 40. Şimdi dolayısıyla hani biz hadi 39'dan 38'den ortalamadan gidelim. Şimdi 38 bir kere bir piyasanın oluşturduğu bir faiz var. Onun nedeni nasıl filan da gene konuşuruz. Çünkü o da bir miktar aslında regülasyon kararı çerçevesinde oluşan bir şey. Şimdi 38. Şimdi mevduat alacağız, kredi vereceğiz. Normal şartlarda ne olması lazım? 38 ise bu. Üzerine bir iki tane operasyon maliyet koyalım. Bir miktar da kar edelim. Değil mi? Nereden olur 38'e? 42'den satılsa, evet ya 38'e mal ediyorsun, 42'ye satıyorsun. Kimse bir şey demez. Şimdi sizin dediğiniz tabii soru çok kritik ve çok önemli bir konu. Aslında bu enflasyondaki psikolojik etkisiyle beraber. Yani 8,5 kaç olmalı ki? Hani bu tatminkar olsun. Bunu şöyle cevaplamak isterim. Şimdi Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in atamasıyla ilgili bilginin geldiği zaman piyasalar bu atamayı çok olumlu değerlendirdi. Neden? Sadece Mehmet Bey'in bilgisi, bu işle ilgili tecrübesi ve hani birçok olumlu şeyinin yanı sıra dedi ki piyasa, Mehmet Bey'in gelmesi demek bir anlamda bir felsefeyi de barındırıyor. Dolayısıyla ki ilk açıklamasını, hani kendi açıklaması biliyorsunuz, rasyonel politikalara geçiş diye bir ifadesi var. Dolayısıyla aslında bu sadece bilgisiyle beraber felsefe de geliyor. Dolayısıyla bir rasyonel politikalara, hatta ortodoks dediğimiz politikalara dönüşün, ki bu bir anda olmaz ama dönüşün bir işareti, bir emeli ve bu da faizin artışı olacak diye. Dolayısıyla bunu dememin nedeni şu. Bundan sonraki faiz artışı, mevduat faizleri burada olduğu için aslında bir felsefe değişikliğini gösterecek. Ha tabii şu anda piyasada ne konuşuluyor? Bu şöyle olursa
çok ısrarcı olacaklar, az olursa şu olacak diye. Onun ayarını tabii ki biz bence para politikasına bırakmak lazım. Ama şu çok önemli, demin anlattığım eşiklerle beraber hem faiz artışı hem eşiklerle beraber bazı değişiklikler olabilir. Dolayısıyla bu sistemde kaydı para yaratan bankacılık sisteminde de kredi verme boyutunu rahatlatabilir. Tabii faiz yükselecek nihayetinde. Ama olsun, gene de orada bir rahatlık olabilecektir. Çünkü aslında öyle bir dönemi yaşayacağız ki biz, hani klasik bir laf vardır. Ne olacağını bilmiyorum ama olacağını bildiğim bir şey var. Acı reçete. Ama bunu hep beraber içeceğiz. Yani herkes elinin altına taşına koyacak. Ama ne sen koyar? Tünelin sonundaki ışık, tünelin ışığı mı, gelen trenin ışığı mı? Hani onu hep beraber karar vereceğiz ve tünelin ışığı dediğimiz için de hepimiz taşının altına elimizi koyacağız. Ve bu çerçevede de hani para politikasının faiz artışıyla ilgili ve belki de açıklamalarıyla, genelde çok açıklama yapmıyorlar ama açıklamalarıyla ilgili yaptıkları zaman bunun etkisinin, demin Mehmet Bey'in aslında daha bir uygulaması yok biliyorsunuz ama gelmesi ve felsefesiyle beraber etkisinin çok olacağını düşünüyorum. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz mesela işte toplantı var. Bugün olması lazım. İşte dün enflasyon açıklandı. Enflasyon yanlış hatırlamıyorsam 4.9'dan 4'e düştü. Amerika aslında şunu söyledi herkese. Bununla, yani enflasyonla mücadeleyi ben faizle yaptım. Ve bakın kaç aydır da düşürüyorum ve 4'lere doğru geldim. Dolayısıyla bu bilinen ortodoks politikaların başarısıdır. Hani böyle bir cümlesi yok ama aslında bunu gösterdi. Ve dolayısıyla biz neyi konuşuyoruz? Pas mı geçer, 0.25 mi olur? Bunu konuşuyoruz. O 0.25 dediğimiz şeyin ve pas geçmenin, mesela kimse düşürmeyi konuşmuyor şu anda. İleride onu da konuşacağız. Ama onun o 0.25'in etkisi kendi 0.25'ten çok daha fazla. Aynı şey bizde de olacak. Yani 22'sinde yapılacak para politikasında şu an itibariyle artışın, tabii ki rakamsal boyutu önemli. Ama artışın olması ve arkasına yatan felsefeyi ifadesiyle birlikte bütünleştiği zaman çok yani ortodoks ve rasyonel politikada doğru gidişin sinyali olacak. Yani şu oran demek çok zor başkanım. Evet. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum. Ben sözü o zaman üstadımız Mümin Bey'e bırakayım. Evet. Evet, çok değerli meslektaşlarım. Ben de sizin gibi aranızda 2006'da ayrıldım. 2006'dan bugüne kadar yeminli mali müşavirlik yapıyorum. Biz de bu sunumumuzda farkındalık yaratmak açısından meslektaşlarımızın normal klasik mali müşavirliğin haricinde neler yapması gerekir? Nasıl farkındalık yaratabiliriz? Ve gelecek neye evriliyor? Ondan size kısaca 5 dakika bahsedeceğim. Ondan sonra daha sonra bu sunumu Kemal Bey tamamlayacak. Ben sadece işte şimdi hayatımızda yaşamaya başladığımız ve yeni yeni tanık olduğumuz iş zekası ve iş zekası sistemleri var. Muhasebenin biraz dışında işlemler değil bunlar ama şu ana kadar çok yapmadığımız, yapan meslektaşlarımız zaten vardır. Ama bundan sonra da daha dikkatli şekilde yapmamız gerektiği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kısa bir bilgilendirme yapacağım. İş zekası bundan sonra alışık olacağımız konulardan bir tanesi. İşte hedeflediğimiz isteklerimize ulaşmak için mevcut bilgilerin ilişkilerini anlamlandırma yeteneği olarak kısaca özetleyebiliriz. Bunlarla beraber iş zekası sistemleri de teknolojik gelişmeler neticesinde çeşitli veri kaynaklarından elde edilmiş olan verilerin ayrıştırılıp kümelenmesi, tasniflenmesi ve sistematik olarak bunların gruplandırılması neticesinde bizlere, daha doğrusu finansal rapor kullanıcılarına raporlar sunması sistemidir. Bu sistemler çoğunlukla da ERP sistemleri dediğimiz sistemlerle mevcut, yapılabilir.
Başka bazı küçük programlarımız da, bunlar da sizlere yol gösterici olabilir. Teknik anlamda, daha doğrusu iş zekası sistemleri günlük işletmenin karar alma süreçlerinde de bundan sonra çok önemli bir yer elde edeceğini düşünüyorum. Bu konuda meslektaşlarımız biraz farklı bir bakış, muhasebe alanından çıkıp, artık az önce başkanımızla da konuştuk, barkod sisteminden çıkıp muhasebeyi artık barkod yapacak. Ama bizler bu finansal iş zekası ve sistemlerini kullanarak firmalarımızın gelecekte daha rasyonel, sürdürülebilir, az önce meslektaşımız söyledi, sürdürülebilirliğini sağlamak ve rekabet şartlarını geliştirmek hususunda farklı işlemler yapmak zorundayız. Bunları kullanmak için de artık veri analizlerini, finansal iş zekalarını kullanmak gerekiyor. Bunları yapabilmek için de teknik olarak veri analizlerini kullanırken hepimizin dikkat etmesi gereken ve bilgilenmesi gereken, bu analizlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde elde edilmesiyle mümkün. Bu konuyla ilgili bilanço ve gelir tablolarını hepimiz biliyoruz. Normal şartlarda analitik incelemelerimizi kısmen yapıyoruz. Bununla beraber bu analitik incelemelerimizi de geliştirmek zorundayız. Artık klasik muhasebe dışından çıkıp artık ölçmemiz gerektiğini, tanımlamamız gerektiğini, bunlarla beraber de kontrol etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü artık ölçemediğimizi tanımlayamayız, tanımlayamadığımızı kontrol edemeyiz, kontrol edemediklerimizi de yönetemeyiz. Artık bizler meslek mensupları olarak şirketlerde yönetim kademelerinde onların gelecekteki planlarında önemli yer elde etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuyla ilgili de siz meslektaşlarımızın da artık bilanço sonu rasyoları anlamlandırarak, daha da deşerek o verileri, bunlardan birkaç bir şeyler fısıldanmaya çalışmanızı ben tavsiye ederim. Normal şartlarda bu zamana kadar hep meslektaşlarımız hep vergiyle uğraştı. Tek düzen hesap planına kilitlendik. Oradaki vergilerle ilgili çalışmaları yaptık. İşte vergi afları çıktı, bilançolar bozuldu, bilançoları nasıl düzelteceğiz? İşte istisnalardan hangi şekilde yararlanacağız, vergi indirimleri nedir, ne değildir, bunları zaten yaptık. Artık gelişen bu süreçte bunları finansal raporlamalarla zaten bunları biz elde edeceğiz. Önemli olan bundan sonra bunları nasıl yorumlayacağımız, gelecekteki etkilerinin bizlere ve firmalara nasıl faydamızın olacağını tartışmamız lazım ve bu konuda tüm meslektaşların bu alana ilgi duymalarını ben tavsiye ederim. Normal şartlarda hep iş zekası sistemleriyle beraber veri analizlerinin de çok önemli olduğunu, veri biliminin artık olmazsa olmazlarımızın arasında yer aldığını da bileceğiz. Artık yeni gelişen bu sistem süreci içerisinde işverenlerin beklentileri çok farklılaştı ve değişti. Hepimiz yaşıyoruz. Artık sadece vergi veren, bilançoyu hazırlayan bir format istemiyorlar. Artık bizler de bilançolarda, özellikle işverenlerin bilanço kalemlerinde, basitten ifade etmek gerekirse dönem varlıklar, duran varlıklar, kısa, uzun ve öz kaynaklardan oluştuğunu biliyoruz. Burada artık işverenlerin fokuslanması gerektiği alanların duran varlıklarla uzun vadeli sermayeler ve öz kaynakların verimliliğiyle ilgili çalışmalarının bizlerin nezdinde, bizlerin önderliğinde, mali müşavirlerin önderliğinde bu konuları onlarla ilgili çalışarak yönlendirmemiz gerekir. Ve şu anda artık tüm işverenlerin bu konuyla ilgili üzerlerinde çalışması gerektiğini ben ve gelen
Sizlerde de gelen talepler vardır artık. Herkes sadece vergiyle ilgili değil, başka farklı beklentiler içerisine girdiğini görüyoruz. Bunlarla beraber ben birazcık da tek düzen hesap planıyla bazı verileri doğru elde edemediğimizi, bilanço ve vergi aflarıyla bilançoların bozulmasından biraz mesleki anlamda eleştirisel yaklaşmayayım da, tek düzen hesap planının bence artık sonunun gelmesi gerektiğini, bunun yerine uluslararası muhasebe standartları ve muhasebe standart uluslararası finansal raporlama standartlarının üzerinden hareket ederek vergi raporlaması için ayrı bir sistem yapılması gerektiğine inananlardanım. Çünkü artık hazırlamış olduğumuz vergi bilançolarının aktüel olmadığını, gerçekleri çok yansıtmadığını düşünenlerdenim. Bilmiyorum bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz ama bağımsız denetim kriterlerinde yaptığımız zamanlarda bu raporlamalarla ilgili hangi birisine gideceğimizi şaşırıyoruz. Tek düzen hesap planına mı müdahale edeceğiz? Uluslararası veya uluslararası muhasebe standartlarıyla mı? Bir de BOBI diye bir araya da bir şey sıkıştırdık. Ona göre mi hareket edeceğimiz konusunda hepimiz tereddütler yaşıyoruz. Onun için patronların beklentilerine de cevap vermek için bizlerin bu iş zekası dediğimiz sistemleri kullanarak onların gelecekte daha aktif rol olmalarında yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela aramızda böyle kendi kendimize sorsak, en iyi işveren, en iyi patron kimdir desek, şimdi meslek mensupları ile beraber olduğumuz için ücretini en iyi veren, en iyi işverendir deriz. İşte herkesten farklı bir şey çıkar. Kimisi der ki ödemelerini zamanında en iyi yapan patron en iyi patrondur der. Benim yaklaşımım en iyi patron şirketin değerini en yüksek yapandır. Ve bu konuda da bizler de iş zekası sistemlerini kullanarak işverenlerimizin şirketin değerlerini en yükseğe çıkartmak için faydalar sağlayacak çalışmalar yapmak zorundayız. Bu konuyla ilgili de umarım hepimiz iyi bir yol alırız. Çünkü şu dakikadan itibaren artık işverenlerin beklentileri hepsi değişti. Sadece vergi için gitmiyoruz. Artık beklentiler hep formatları değişti. En son yapılan yeni dönemin öncelik listesini sizlerle paylaşayım. İşverenlerin arasında yapılan oylamalarda yeni dönemde artık işverenler öncelik sırasında birinci sıraya maliyet yönetimini alıyorlar. İkinci sıraya karlılık, üçüncü sıraya verimlilik, dördüncü sıra büyüme, fiyat belirleme, teknolojik yatırım ve yeni yatırım en aşağıda arkadaşlar. İşte biz işverenlerin beklentilerini karşılayabilmek için bu taleplerini bu öncelik listesinde dikkat ederek bizler de farkındalık yaratmamız lazım. Bu farkındalıklarımız da yine iş zekası sistemleri veri bilgileriyle beraber onlarla beraber sağlamak zorundayız. Benim kendi favorim bu listelerin içerisinde hepimiz ya biraz analitik müdürümle de başkanımla da görüştük. O da benim gibi biraz teknikse çıkıştı. Ben verimlilik esası üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Firmalarımda gittiğim zaman üçüncü sıradaymış. Bu veriyi de ben yeni öğrendim. Bu verimlilik işte bilançolarda aktiflerin verimliliğiyle olabilir. Öz kaynakların verimliliğiyle de olabilir. Dolayısıyla bunlar yeni bir iş alanı gibi görünse de hepimizin bildiği, yaşadığı ama bir türlü zaman ayıramadığı işlemler. Yani biraz finans ayağında verimlilikle ilgili finansal iş akışlarına daha çok fokuslanmamız ve işverenlere geleceğimizde de ve gelecekte faydalı olmamız, onların rekabet güçlerini arttırmamız için
daha farklı bir çalışma yöntemi belirlemek zorundayız. Yani bu da bizim mesleğimizin farklı bir alana kaymasıyla ilgili bir farkındalık olsun diye ben de bir iki kelime etmek istedim. Bizim meslektaşlarımız her biri, vallahi Allah nazardan saklasın diyeyim, hepsi aktüel. Bu kadar hareketli bir meslek olmuyor, yok. Onun için bu sistemden korkmamak lazım, bu değişikliklerden. Çünkü hayat fırtınanın geçmesini beklemek değil, yağmurlu havada dans etmeyi de becerebilmektir. Biz de, değerli meslektaşlarım da bunları şu ana kadar tek düzen hesap planından matrah arttırımlarına, enflasyon muhasebelerine varıncaya kadar hepsiyle epey uğraştık. Ve bundan sonra da bu finansal iş zekalarını kullanarak da farklı bir farkındalık yaratarak işletmelerin bundan sonra sürdürülebilirlik ve verimlilik ve şirket değerlerini arttırmak hususunda farklı bir çalışma alanınızın olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki sunumumuzu, farkındalık sunumumuzu Kemal Bey yapacak, uzun bir sunum. Soru varsa alabilirim, yoksa hızlı bir şekilde diğer konuya geçebiliriz. Teşekkür ederim. Beni sabırla dinlediğiniz için. Merhaba arkadaşlar. İsmim Kemal Sakin. Mali müşavirim. 2007'den bu yana odamızın kayıtlı üyesiyim. Sahada verdiğim hizmet mali müşavirlik olarak değil, yaklaşık 20 yıl boyunca bağımlı çalıştım bir firmada, perakende sektöründe. Muhasebe, finans ve insan kaynakları süreçleri yönettim. Son 20 yıl, son 5-6 yıldır da danışmanlık üzerine faaliyet gösteriyorum. Yaptığım iş teşvik danışmanlığı ve finans danışmanlığı. Bugün burada kendinize bir miktar vakit ayırdınız. Buna değecek birkaç noktaya değinmeye çalışacağım. Aşağı yukarı bir yarım saatlik teorik sunum. Yarım saatlik teorik sunumdan sonra iki örnek firmamız var. Bir tanesi tekstil sektörü, bir tanesi makine sektörü. Bu iki firmanın çok basitçe analizi üzerine duruyor olacağız. Orada sizin soracağınız bütün sorulara cevap vereceğiz. Çıkan yorumların nasıl yapılabileceğiyle ilgili kısma değineceğiz ve sizlerin hızlıca kendi rasyolarınızı nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İsmim Kemal Sakin dedim. Mali müşavirlik yaparken bir gün bir yazarla tanıştım. Yazarın sorduğu soru şuydu. Ne iş yapıyorsun dedi. Dedim mali müşavirim. Mali müşavir ne iş yapar diye sordu. Şirketlerin finansal raporlarını hazırlar, onları yorumlar, bütçeler yapar, bütçe gerçekleşen kıyaslamalar yapar, şirkete yol açmaya çalışır dedim. Sorduğu soru şuydu, çok güzel, çok güzel iş yapıyorsun. Kendi mali tablon var mı diye sordu. Kendi bilançon var mı, kendi gelir tablon var mı? Yoktu. Peki dedi, kendine hayrı olmayan, kendinde kullanmadığın bir veriyi başkasına verimli ve güzel şekilde nasıl satarsın? Orada bir durdum. 20 yıllık profesyonel hayatımı bıraktım, başka bir yöne döndüm. Bu dönüşte de finans kelimesiyle karşılaştım. Niye finans kelimesiyle karşılaştım? Tanıştığım, konuştuğum ya da fikir aldığım yazar bu kişiydi. Bu kişi diyor ki, öyle bir mesleğin içindesin ki, bu mesleği bilmeyen varlıklı olamaz, bu mesleği doğru kullanamayan varlığını sürdüremez, hatta kendinden sonraki nesillere de devredemez. İddiasına katılır mısınız? Bizim mesleğimiz diye söylemiyorum. İddiasına katılır mısınız? Parayı yönetemezsen diyor. Zapt edemezsen, planlayamazsan, kontrol edemezsen, bütçeleyemezsen varlıklı olamazsın diyor. Ve bunu da senden sonraki nesillere devredemezsin. Bir kitap okudum. Kitabın içerisinde rakamlarla ilgili şöyle bir söz var. Diyor ki, rakamlar yoksa olasılıklar ve şans da yoktur. Olasılıklar yoksa riskle başa çıkabilmenin tek yolu tanrılara ve doğaüstü güçlere inanmakla başvurmakta olur.
Rakamlar olmadığında risk yalnızca bir cesarettir diyor. Bizim ömrümüz rakamların içinde geçiyor. Şirketlerin rakamlarının içinde geçiyor. Bunları doğru algılayabilecek, doğru yorumlayabilecek seviyeye gelirsek, az önce üstadımın söylediği verimlilik konusunda onlara değer katabileceğiz. Peki, bir güzel söz daha. Şirketlerin yöneticileri öncelikle diyor ki tahminci olacak. Fakat tahmin edebilmek için sağlam verisi olacak. Sağlam dünkü veriyi alacak, yarınla ilgili bir tahminde bulunacak. Peki, bir kitapta yaklaşık 1940'lı yıllarda yazılmış bir kitap. Bu da bambaşka bir tespitte bulunuyor. Diyor ki, rakamlar mali müşavirlerin oyun alanıdır. Ve bu rakamların verdiği aydınlığı yayarak gerçeği açıklamak daima onların elindedir diyor. Güzel kısmı burada. Mali müşavirler diyor yalnızca hesap tutmakla kalmayıp verimlilik uzmanı olarak uzmanlaştıklarında hizmetlerini istedikleri fiyata satarlar diyor. Buraya katılır mısınız? Burası için bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkında mısınız? Evet, biz müşaviriz. Çok değerli bir mesleğe sahibiz. Önce 4 yıllık okul bitir, staj başlat, staj bitirmek için 3 yıl bekle, staj bitirme sınavlarına gir, müşteriyi kovala, yeni bir saha yarat, zor. Ama diyor ki bütün bu zorlukların arasında sen de biraz farklı bakmaya bak diyor. Mesleğin çok değerli, evet. Herkesin içinden geçmek zorunda olduğu, bütün iş adamlarının bilmek zorunda olduğu bir meslek, evet. Ama diyor sen de ona biraz farklı bak. Onların verimliliğine dokunacak, rakamları onların anlayabileceği şekle sokacak bir bakış açısına sahip ol. Bir dile sahip ol diyor. Devam ediyorum. Bir şeyle daha tanıştım. İnsanların elde ettiği kazanca göre 4 farklı gruba bölümlendiğini gördüm. Bu 4 gruptan bir tanesi çalışanlar. Maaş karşılığı bir iş yapanlar. Hangi iş yaptığı önemli değil. Genel müdür de olabilir, çalışan. Temizlik kişi de olabilir, güvenlik kişi de olabilir. Hiç önemli değil. Kazançlarına göre insanların birinci grubu çalışanlardan oluşuyor. İkinci grubumuz serbest meslek sahipleri. Mali müşavirlik, doktorluk, avukatlık, küçük esnaflık yapan insanların girdiği grup. Serbest meslek sahipleri. Üçüncü grubumuz işletmeciler. İşletmeciler bir fikir bulurlar. O fikir için bir sistem kurarlar. O sistemin kendileri için çalışmasını sağlarlar. Ve o sistemi çalıştıracak harika insanları bulurlar. Ondan sonra da o sistemin kendileri için çalışmasını sağlarlar. Ve son grubumuz da yatırımcılar. Burası borsayı takip eder. Gayrimenkul piyasasını takip eder. Yatırımcıdır. Daha çok bedenini hareket ettirmez. Zihnini ve parasını hareket ettirmek ister. Daha katma değerli hale gelmesi için uğraşır parasını. O para için çalışmaz. Paranın kendisi için çalışmasını sağlar. Bu 4 grubun arasında en keyifli kısmı hangisi sizce? Yatırımcı gibi görünüyor. Fakat yatırımcıların aldığı risk katsayısına baktığımızda güzel riskler alıyorlar değil mi? Büyük riskler alıyorlar. Şimdi biz diyoruz ki bu grubu, 4 grubu tam ortadan ayırırsak bir sağ taraf var, bir sol taraf var. Sol tarafta çalışan ve serbest meslek sahipleri toplam nüfusun, yani toplam grubun %90'ına tekabül ediyor. Diğer tarafın oranı ise toplam o kazanç elde eden grubun %10'ına tekabül ediyor. İşin dengesinin tersine bakın. %90 nüfus elde edilen döngünün sadece %10'ına sahip. %10'luk nüfus toplam döngünün %90'ını yönetebilecek güce sahip. Şimdi bu iki döngü arasında ufak bir sihir var. Çalışanlar ve serbest meslek sahipleri en çok vergiyi öderler. Yatırımcılar ve işletmeciler ise farklı alternatif imkanlardan yararlanarak vergi bedellerini aşağı çekerler. Ama yatırım avantajlarıyla bunu yaparlar. Ama stok aflarıyla yaparlar. Bir şeyleri kullanarak, kendi lehlerine kullanarak bu süreci yönetirler. Peki mali müşavir burada nasıl devreye girer? Tamamen yasal yollarla hizmet verdiği firmalarda şirketlerin ödeyeceği vergiyi aşağı çekecek hizmet anlayışıyla buna ayırabilecek zamanı da bularak hizmet verirse verimliliği artar mı? Talep edebileceği bütçe imkanı çoğalır mı? Ve karşıda bırakacağı tatmin nasıl olur? Bu iki grubun solundan sağına geçmek kolay değil. Bir dönüşüm meselesi. Bir şey daha var. Üstadımız birçok kez değindi. Dedik ki yeni bir dijital dünya, yeni teknolojiler.
Bu teknolojilerle ilgili çok sevdiğim bir yazar, Michio Kaku, şu anda dünya üzerindeki en iyi fizikçi diye tabir edilir. Şöyle bir söz kullanıyor. Diyor ki, yaptığınız işte bilim ve teknoloji ne kadar fazlaysa diyor, refahınız o kadar fazla olur. Bilim ve teknolojiden ne kadar uzak kalırsanız, maalesef refah seviyeniz o kadar aşağı iner. Bu söze katılır mısınız? Bilim ve teknoloji yaptığımız iş olarak içinde olmazsa olmaz kriterlerden bir tanesi. Bu profesörü tanıyanınız var mı? Çok sevdiğim bir sözü. Diyor ki bir şirket eğer geleceğe oynayacaksa, gelecekte güzel işler yapacaksa, büyüyecekse, gelişecekse 3 meslekle iyi temas halinde olmalı. 3 meslekteki mensubu akıllı, verimli ve becerikli olmalı diyor. Bu 3 meslekten bir tanesi diyor ki mali müşavir. İkincisi diyor ki yazılımcı, üçüncüsü diyor ki avukat. Avukattan tersten gideyim. Sorunlu işe çözüm bulmaktansa diyor, önleyici hukuk kullanarak sorun çıkmadan önce tedbir almazsan vakti boşa harcarsın diyor. Sorunlu iş için tedbiri avukattan aldın. Peki ne yapacaksın? Dijital dünya gelişiyor. Çok harika bir yazılımcıyı bulup sisteme dahil edeceksin. Ama dışarıdan hizmet alarak, ama içeride bünyende istihdam ettirerek. Niye? Dünya değişiyor, sistemler gelişiyor, verimlilik artması gerekiyor. Bunu ancak teknolojiyle yapabilirim. Tam o esnada müşavir giriyor. Diyor ki geliştirilecek teknoloji sana hangi veriyi vermeli? Hangi hızla vermeli? Nasıl anlamlı hale gelmeli? Orada da diyor akıllı müşavir yönlendirecek. Sistemi kullanacaksın, önleyici hukuku kullanacaksın ve harika müşavirlerle çalışacaksın ki daha güzel yerlere gidebilesin diyor. Bütün bu süreçleri yapabilmemizin yolu finansal bilgiden geçiyor. Finansal bilgi için de diyoruz ki geliştirmemiz gerekiyor. Finansal bilgiyi geliştirdiğimizde de muhasebe, finans, yatırımcılık ve pazarlamanın sinerjisini kullanmayı da becermemiz gerekiyor. Peki bunların hepsini ben niye anlatıyorum? The New Scientist dergisi var. 2011 yılında bir araştırma yapıyor. Dünya üzerinde yaklaşık 37 milyon şirket inceliyor. Bu 37 milyon şirket içerisinde 47 bin tanesine fokuslanıyor ve odaklanıyor. Bu 47 bin tanesinin kime bağlı olduğuna baktığında yaklaşık 1318 holding keşfediyor. 43 bin şirket 1318 holdinge bağlı üst kuruluş olarak. Bu 1318 holdingin 147 finans kurumuna bağlı olduğunu buluyor. Bu 147 finans kurumunun da bir düzine insan tarafından yönetildiğini keşfediyorlar. 3 bilim adamı. Einstein'ın mezun olduğu üniversitedeki 3 bilim adamı, 3 ayrı branşlarda bu sonuca ulaşıyorlar. Peki bu insanlar bu sonuca ulaştıklarında biz şunu nasıl yorumlamalıyız? Bütün dünyayı 12 insan mı yönetiyor diyeceğiz? 12 aile mi yönetiyor diyeceğiz ya da bir düzine aile? Yoksa şunu mu diyeceğiz? Nasıl oluyor da bu bir düzine aile, 147 finans kurumu, 1318 holding, 43 bin şirketle dünyanın yaklaşık %40 küsürünü yönetebiliyor. Ne dediniz? Bir, doğru insanlar. İki, doğru sistemler. Üç, doğru raporlama. Bakalım bunu nasıl yapabiliyoruz? Uluslararası finansal raporlamalarla yapabiliyoruz. Uluslararası finansal raporlamalarla ilgili örneği niye verdim? 2017 yılında Dünya Ekonomik Forumu'nun web sayfasında bir veri yayınlanıyor. Bunlar ne yapıyorlar? 2017 yılından 2030 yılı için bir projeksiyon çıkartıyorlar. Bu projeksiyona göre diyorlar ki 2030 yılında ilk 20'ye girecek ülke sıralaması bunlar. Ve bizi de araya sokmuşlar. Biz 12. sırada gibi görünüyoruz. Bugün biz kaçıncı sıradayız biliyor musunuz? 21. sıradayız. 1-2 yıl önce 19'lardaydık. Peki 2023 tahminimiz kaç milyar dolar? Onu hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin 2023 milli geliri kaç milyar dolar? 2030 verilere göre, 2030 yılı tahminlerine göre hangi ülkenin kaç misli büyümesi gerektiği ile ilgili bir veri. Aşağı yukarı 10 küsur yıllık veriyi gösteriyor. Bu veriye göre çıkan sonuca bakıyorum. Olabilirliğe bakabilmek amacıyla. Bunu da şunun için yapıyorum. 2023 yılı için öngörülen Türkiye'nin milli geliri 941 milyar dolar. Biz 800 milyarlık rakamlarda geziniyoruz.
800 küsur milyardı 2022'nin kapanışı. 2023'te 941 milyar dolar öngörülüyor. Ama az önceki tablo diyordu ki 3 trilyon dolar olacaksın. Mümkün mü? Değil gibi görünüyor değil mi? Ama büyümelere bakın. Ülkeden ülkeye belli bir aynı süreye sahip bir dönemi kıyasladığımızda iki farklı dönem arasında 10 yıl koyduğumuzda benzer büyüme artışlarına sahip bazı ülkeler var. Yapmışlar bazıları. Biz yapabilir miyiz? Şimdi oraya geliyoruz. Bu adamı tanıyanınız var mı? 2-3 gün önce bir tane video yayınladı. Geçen hafta şansıma canlı bir sunumunu dinleme şansım oldu. Bu adam eskiden şöyle diyordu. Evrensel olmayan milli olamaz diyordu. Evrensel değerde ürün ve hizmet üretmeyenin millilikten bahsetmesi mümkün değil diyordu. Sonra bu sözü bıraktı, geliştirdi, üstüne bir şey daha ekledi ve diyor ki evrensel ve zengin olmayan diyor milli olamaz. Zengin olmayan bağımsız olamaz. Bağımsız olmayan da zaten millilikten bahsedemez. Bu sözüne katılır mısınız? Güzel. Şimdi yayınladığı videoda farklı birkaç şey söylüyor. Diyor ki, evet diyor, bir sürü gösterge kötü gibi görünüyor bizim açımızdan. Birçok konuda tembel gibi görünüyoruz. Verimsiz gibi görünüyoruz. Ama çok büyük bir becerimiz var. Bu beceriyi değere dönüştürürsek, verimlileştirirsek, biz birazcık daha akıllıca bakarsak ve evrensel raporlama standartlarıyla rakamları anlamlandırırsak niye olmasın diyor. Ortodoks politikaların getirdiği bir şey var diyor. Gerçekleri, bilimsel verileri baz alacaksın diyor. Burak Bey'in söylediği gibi Amerika diyor ki ben faiz arttırarak enflasyonu yendim. Kontrol altına bir miktar aldım diyor. Bu yollardan bir tanesi diyor. Test ettim ve kabaca çıkan sonuçlar bunlar diyor. Bakıyoruz 3 aşağı 5 yukarı olabilirliği var. Şimdi biz de kendimize göre bazı yönler keşfetmemiz gerekiyor. Şirketler için biz diyoruz ki anlattığımız insanlara para yapmak için kurulurlar. Ama şirketleri tanımlarken 3 kelime kullanıyoruz. Bir tanesi akış, bir tanesi envanter, bir tanesi de işletme gideri. Şirketlerin yapması gerekeni ben hizmet verdiğim firmalarda diyorum ki satışı arttırabilmek için az envanter tutacaksın. Envanteri de satışa çevirmek için minimum gider yapacaksın. Bunu yapabilecek sisteme sahipsen, yönetebilecek beceriye sahipsen, o rakamları anlamlandırabiliyorsan akışın yani satışın artacak. Satış çoğalırsa da senin karın ve paran çoğalacak. Çünkü az önce örneğini verdim. Mali müşavirler için verimlilik uzmanı olması gerektiğini söyleyen yazar diyor ki şirketlerdeki patronların asli amacı sizin ofisleriniz için de geçerli, kar yapmaktır diyor. Bir patronun asli görevi dipteki karı çoğaltmaktır diyor. Üstteki ciroyla, üstteki karlılıkla, onunla bununla değil diyor. Dipte kar yazdırmaktır diyor asli görevi. Bunu yapabilecek sistem, bunu yapabilecek hizmet, bunu okuyabilecek zaman. Bir güzel söz daha var yazarın söylediği. Diyor ki aşırı meşgul olan bir insanın diyor varlıklı olma ihtimali yok. Çünkü varlıklı olmak için tasarlamak gerekiyor. Tasarlamak için diyor planlama yapmak gerekiyor ve planladığın ve tasarladığın şeyleri de uygulamak gerekiyor. Bunu çok meşgullerin yapması mümkün değil diyor. Birazcık boşluğu olacak. Bu size bir şey çağrıştırıyor mu müşavirlikle ilgili? Bizim boşluklarımız var mı? Bizim rahatlığımız var mı? Çok sevdiğimiz bir... Nasıl? Güzel. Güzel. Şimdi az önce üstadımız bir espri yapmıştı yukarıdaki sohbette. Bir daha dünyaya gelsem deniyor bizim mali müşavirlikle ilgili. Meslek olarak seçeceksek imamlığı seçsek sanki daha iyi. Niye? Mevzuatı değişmiyor, sabit. Fakat bizde mevzuat gün içerisinde iki tur atabiliyor. Yani gün içerisinde bir değil, iki karar birden çıkabiliyor. Her an bir şeyler değişiyor ve bizim sürekli mevzuat takibiyle uğraşmamız gerekiyor. Bunu manuel bedenle yaparsak hiçbir şeye zamanımız kalmıyor. Bu son dönemde özellikle geçici vergi ve bugüne kadarki sürece baktığımızda KDV'ler var, geçici vergiler var, kurumlar vergileri var, birini kapattık, vergi afları var. Vergi afları içine girdi, yılı nasıl kapatacağım, yeni süreci nasıl verimli yararlanacağım, şirketlere vergisel nasıl avantaj yaratacağım, bir sürü konu hala önümüzde Temmuz'un sonuna kadar devam ediyor yararlanma amaçlı. Bizim bunları daha verimli değerlendirebilmemiz gerekiyor. Şimdi bizim burada bulunma sebeplerimizden bir tanesi finansal farkındalık.
Biz diyoruz ki bizim bu bilgimizin zekatı çerçevesinde önümüzdeki haftada bir iş sanayici ve iş adamlarının olduğu bir bölgeye gideceğiz. Biz finansı insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Finansla ilgili sevdiğim yazarın tespiti şu diyor. Finansal farkındalığı kendi ülkesinde en geniş kitlelere yayabilen ülkeler diyor. Süper güç olmaya doğru gidebilme potansiyeline sahip olacaklar diyor. Bu finans her şeyi demek istemiyor. Yaptığın işi diyor verimlileştirmek matematikle oluyor. Matematiği doğru yönetmek finansal farkındalıkla oluyor. Gelir gider, bütçe, artı eksi bunları doğru yönetebildiğinde ülkende değerler ve rakamlar farklılaşmaya başlıyor. Daha değerli hale gelmeye başlıyor diyor. Benim çok hoşuma gittiği için biz bunu yılda 2 kere, 3 kere, 4 kere yapmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk çerçevesinde. Az önce bir sözünden bahsettiğim profesörün şirketlerle ilgili 2 güzel tespiti var. Bir diyor sürdürülebilir şirketler, bir de diyor kısa ömürlü şirketlerle ilgili 2 tane strateji geliştirdim, 2 tane teori geliştirdim diyor. Buna göre mevcut bünyenizde bir sürü şirketler olduğu için bunu paylaşma ihtiyacı hissettim. Her iki yönüne hareket edebilen şirketler olduğu için söylemek istedim. Ve tam ortada bir yerde bize bir sorumluluk düştüğü için bu örneği veriyorum. Diyor ki bir şirket açıldığında birinci kurucu tarafından açılır. Kurucu dişine etine dişine takar, emeğini, çabasını sarf eder, her türlü riski alır, işe dalar. Ve bunun sonucunda diyor bir başlangıç yapar. Gayretle çalıştığı için, zaman mefhumu olmadığı için çaba ve gayretinin sonucunu diyor başarı olarak alır. Başarı geliştikçe diyor şirket yavaş yavaş büyümeye başlar. Şirket büyüyünce varlığı artar, şirket büyüyünce prestiji artar, şirket büyüyünce albenisi artar. Bunu yapınca diyor yavaş yavaş işini büyütme ihtiyacı hisseder, yatırım yapması gerekir. Makine parkurları mı alacak, iş yerini mi değiştirecek, metrekareyi mi çoğaltacak diyor, yatırım yapması gerekiyor. Ama buradan sonra başka bir şeyler devreye giriyor. Diyor ki bu yatırımı besleyecek farklı dış akıllar kullanması gerekiyor. Farklı destekler alması gerekiyor. Çünkü Japonların efsanelerinde benim çok hoşuma giden 3 büyük güçten bahsediyor Japon efsaneleri. Diyor ki efsanelerin o bahsettiği güçlerden birincisi kılıç diyor bizim toplum için çok önemli. Kılıcı silahla eşdeğer kılabiliriz. İkinci güç diyor bizim için mücevher. Parayla eşdeğer kılabiliriz. Üçüncü güç diyor ayna. Biri silah, biri para, biri ayna. Ne alaka? Ayna bir şey çağrıştırıyor mu size? Kendini bilme, kendini tanıma. Diyorlar ki bu 3 güç arasında en değerlisi ayna. Çünkü bir insan kendini bilmezse, bir şirket kendini bilmezse, anlamazsa, tanımazsa başka şeyler yapabilir. Kendini bilebilmesinin yolu da bizim gibilerden, yani sizin gibi mali müşavirlerden akıl alması, dış akıl kullanması. Dış aklın yaptığı şey şu, insanı insana olduğu gibi gösterir. Artısıyla eksisiyle ne görüyorsa onu söyler, ilgili kişi tedbir alır, kendini geliştirir veya geliştirmez. Onun sorumluluğundadır. Bu ilave takviyeler almaya devam ettikçe şirket zirveye ulaşır. Ama durmadan ilave takviyeler almaya devam ettikçe sürdürülebilir bir büyüme yakalar. Bir ibreyi yakalar, onu azar 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 büyütmeye devam eder. Şimdi şirketlerde uzun ömürlü olanlarda durum bu. Fakat diğerlerinde durum ne? Kısa ömürlü olanlarda, bizim daha çok karşılaşacağımız durumlarda. Yine biri işi başlatır, başlatır başlatmaz bir başarıyı yakalar. Başarıdan sonra büyüme ibresini de yakalar. Büyüme ibresinden sonra bir şey değişir. Bundan sonraki basamak neydi? Az önce hatırlıyor musunuz? Ne olması gerekiyordu? Yatırım gelmesi gerekiyordu. Bakıyoruz, evet yatırım geliyor mu? Peki, bakın burada başka bir şeyler giriyor devreye. Yavaş yavaş, bakın ne oluyor? Şimdi şirketin, biz eşle giriyoruz. Şimdi bakın, sihirli kısım burada. Burada parayı bulanlar, evet eşleri değiştirebiliyor, arabaları değiştirebiliyor, bir şeyleri değiştirebiliyor ama en kötü şey ne? Para, şirketin parasını, gücünü dışarıya bırakıyor. Şirketin parası dışarıya çıktığında da şirket cılız kalıyor, açıkta kalıyor. Enerjisini doğru yere kullanamıyor. Bir sürü bilgi edinmiş, bir sürü know-how, bir sürü iş yapış kuralları geliştirmiş. Parasızlık yüzünden bunları yapamıyor. Tam bu evrede bankacılık sistemi devreye giriyor. Yeni regülasyonlar devreye giriyor. Dün verdiği kredileri vermiyor. Abi bütün parayı dışarıya kaçırdık. Tarlalar aldık, binalar yaptık, ilgilenmediğimiz işlere paralar yatırdık. Asıl işimiz için her zaman kredi alabilecekken artık alamaz hale geliyoruz.
İşte mali müşavirlik mesleği burada devreye giriyor diyor. Demesi gerekiyor ki şirkete. Bak burada dikkat et. Bu para dışarıya çıkar. İstediğin zaman geri gelemezse sen yürüyen sistemini bozarsın. Sıkıntıya uğrarsın. Gelişemezsin. Değişemezsin. Ondan sonra ne oluyor? Bu para bir miktar dışarıya çıkıyor. Şirketin şeyi dansı devam ediyor. Kendi özgüveni devam ediyor. Bir rakama bir zirveye kadar ulaşıyor. Ama ondan sonra kaçınılmaz sonla karşılaşıyor. Bir gün bir sanayi odasında 40 yıllık bir geçmişi olan bir şirket sahibi, yaklaşık 400 çalışanı var. Bu yılki cirosu tahmini 800 milyonlarda. Söylediği şey şu. 40 yılımı verdim diyor bu şirkete. Bugün diyor bazı finansal rasyoları hala okuyamıyorum diyor. Bu benim acizliğim. Ama diyor asıl üzüldüğüm nokta şu. 400 kişi aileleriyle birlikte neredeyse 1000 kişiye diyor ekmek veriyorum. Bunu heba etme lüksüm yok diyor. 40 yılımı verdin diyor. Buraya getirdim. Pardon deyip sırtımı dönüp gidemem diyor. Çocuklarıma da tam devredebilecek seviyede de değilim diyor. İki arada bir derede 40 yılın sonunda debeleniyor. Niye? Bu değer buraya geldiyse diyor sadece benim değil diyor. Benim şahsım olan sorumluluğumla birlikte topluma ve devletime de sorumluluğum var diyor. Bunu yok sayamam diyor. Bakış açısı çok hoşuma gitti. Acizlik kısmı çok hoşuma gitti. Çözülebilirlik açısından güzel tavsiyeler ve öneriler olacak şimdi. Çözülebilecek bir konu. Tek yapılması gereken farkındalığı bir miktar arttırmak. Muhasebeyi anlatacaktım. Kısaca buraya hiç değinmeyeceğim. Şuraya geleceğim. Şirketlerin sağlıklı yönetilebilmesi için biz müşavirlik hizmeti veriyor olsak bile, bağımlı müşavir olsak bile içeride, şirketlerin sağlıklı yönetilebilmesi için yönetim ilkelerine göre hareket etmesi gerekiyor. Uluslararası bazı yönetim ilkeleri var. Sadece burada 7 tanesinden bahsedeceğim hızlıca. Daha sonra bizim raporlarla bunları bağlamaya çalışacağım. Bir diyor ki, sermaye tarafını yöneteceksin, varlık tarafını yöneteceksin. İçeride güzel bir yönetim süreci oluşturacaksın. Durmayacaksın diyor, karlılığını yöneteceksin. Durmayacaksın, likiditeni yöneteceksin. Durmayacaksın, risklere karşı tedbirler aldıracaksın şirketine. Kendin alacaksın veya aldıracaksın. Ve dünya ile diyor uyumlanacaksın. Çok basit. Bizim eğitimimizin adı neydi hatırlıyor musunuz? Finansal iş zekası ve neydi devamı? Stratejik raporlama. Niye sizce bir stratejik raporlama adı seçtik? Mali tablolar analizi, raporlama, gelip geçebilirdik. Niye sizce raporlamanın önüne stratejik raporlama koyduk? Bizim hazırladığımız bilanço ve gelir tablosu sadece müşavirlerin ve finansçıların bakacağı bir tablo mu? O tablonun içerisinde kimler var aslında? Bankalar var. İçerideki birimlerden başka kimler var? Yani muhasebe, finans, mali raporları açtı. Okumaya çalış. Yönetim var. Satın alma işin içinde mi? Satış ve pazarlama işin içinde mi? Üretim ve planlama işin içinde mi? Yani bizim o mali tabloların içinde mi? Yine bizim Profesör Doktor Sait Kaygısız'ın şöyle bir yorumu var. Mali tablolar diyor, şirket sahiplerinin karakter ve davranışlarını yansıtır. O ne yaparsa o rapor onu gösterir diyor. Kafadan kendi kendine şirket bir süreç belirlemez, bir rapor oluşturmaz, bir rakam çıkartmaz ortaya. Şirketin sahipleri hangi düsturla, hangi iş yapış şekliyle şirketi yönetiyorlarsa hepsinin rakamsal yansımalarını görürsünüz diyor tablolarda. Bizim stratejik rapor dememizin sebebi şu, o raporlar sadece finans ve muhasebenin raporları değil. Üretim, pazarlama, satış, hepsi işin içerisinde. İnsan kaynakları, hepsi işin içerisinde. Basitçe şuradaki yönetim ilkeleriyle o raporları bağlamaya çalıştım. Bakın bizim bildiğimiz bilanço gelir tablosu. Biz sadece bilançoyu alıyoruz. Bilançonun duran varlıklar, dönem varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar. Bu tablonun sermaye yönetim kısmı bu taraf. Sermaye yönetimine kim bakar? Dışarıdan kaynak bulunmasına, kaynağın uzun veya kısa olmasına, bir kısmının öz kaynaktan fonlanmasına, öz kaynağın eksildiğinde tamamlanmasına kim bakar? Finans bölümü bakar ve yönetim bakar. Güzel. Şimdi sermaye yönetimi dedik ki tablonun bu tarafı. Yani kısa vadeli, uzun vadeli kaynaklar ve öz kaynaklar. Diğer tarafı varlık yönetimi. Bu kaynaklarla hangi varlıklar alınmış?
bu kaynaklar nerelere harcanmış, fonlanmış? Bakın, yönetim ilkeleri diyor ki bunları kurala bağla, kimlerin yapacağını belirle, o yapacak kişilerin de dönemsel olarak birlikte bu raporlara bakılmasını ve değerlendirilmesini sağla diyor. Devam ediyorum. Bir şey daha. Likidite yönetimi. Likidite yönetimi ne demek? Biz ona cari oran da diyoruz. Dönem varlıkları al diyor, kısa vadeli yabancı kaynaklarla nötrle. Yani bir yıl içerisindeki paraya dönüşebilen varlıkları al, bir yıl içerisinde ödenmesi gereken kaynakları çıkar, farkın artı olmasını sağla diyor. Buna likidite yönetimi deniyor ya da nakit akışı yönetimi deniyor. Peki, bir soru da kaliteli yönetim, yönetim kalitesi ne anlama geliyor? Şirketin içerisinde bir icra kurulu, bir yönetim kurulu var mı yok mu? Bir bakmanız gerekiyor. Baktınız, icra kurulunun bu mali tablonun neresiyle ilgileneceği, yönetim kurulunun bu mali tablonun neresiyle ilgileneceği. Net mi? İcra kuruluna diyor ki, sen diyor uzun vadeli borçlanma senin görevin değil. Yatırımı yapılıp yapılmaması diyor senin görevin değil. Senin görevin ne? Dönem varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar. Yani mal alırken hangi vadeyle alacaksın? Bu vade tutuyor tutmuyor, karlılığı. Mal satarken hangi vadeyle satmasına müsaade edeceksin? Ve belirlediğin kriterlerde bu işlerin yapılıp yapılmadığını denetleyip kontrol edeceksin. Senin işin bu diyor. Kısa vadeli banka kredisine ihtiyacın varsa evet, sana tanımlanmış limit kadarını kullan, yönet. Biz de diyor zaman zaman bakalım. Peki patronlar ne yapacak? Yani yönetim kurulu ne yapacak? Yönetim kuruluna diyor ki ıvır zıvır işle uğraşma. Sen büyük paraları hayal et. Sen sadece belli aralıklarla uzun vadeli bir yatırım gerekiyor mu? Tesis yenileme gerekiyor mu? Yeni büyük bir şirket satın alması yapman gerekiyor mu? Ona bak. Yapılacak bu tarz yatırımların uzun vadeli yabancı kaynakla mı, öz kaynaklanma mı fonlanacağına bir bak. Yukarıda yapılan operasyonlardan dipte kalan karın öz kaynağa yansımasına bir bak. Senin işini görüyor mu, görmüyor mu? Seni tatmin edecek kar var mı, yok mu? Bunu gör diyor. Bakış açısını bu şekilde mi yapıyoruz tablolarımızda? Yoksa buna bakacak vaktimiz yok mu? Bakın, icra kurulu, yönetim kurulu, likidite yönetimi, sermaye yönetimi, varlık yönetimi. Stratejik rapor denmesinin sebebi o. Ama bir daha, birazcık daha güzelleştirelim. O da şu. Bakın şimdi, bir şirketin üretim zekasının hangi hesaptaymış? Oraya baktığımızda üretim performansımızı görebiliyoruz. Peki, satın alma ve satış ve pazarlama zekası neredeymiş? 120'lerde rakam şişiyorsa, fazlalaşıyorsa, aynı zamanda da iskonto rakamları hareket ediyorsa, satış ve pazarlama zekasını gösteriyor şirketin nasıl yönettiğini. Peki, burası ne diyor? Okuyamıyorum orayı da. Yatırım zekası. Yatırım zekası ile kim uğraşacak demiştik az önce? Yönetim kurulu. Yönetim kurulu bu raporları okuyabilse, bakın ilkokul mezunu olmak yetiyor bu raporları okumak için. Mali müşavirin hazırladığı raporları ufak bir iki takviye ile ve bütün iş sahipleri, parayı yönetebilen herkes rahatlıkla okuyabiliyor. Diyor ki buraya yatırım yapacaksan ne yaparız? Az önce Burak Bey bir kelimeden bahsetti. Dedi ki EBITDA diye bir rakam var. Biz de EBITDA'ya çok önem veririz. EBITDA'nı dedi finansal borçlarla, net finansal borçlarla kıyaslarız. Kaç yıl içerisinde borcunu ödeyebileceğine bakarız. Sana kredi verip vermeyeceğimizi anlarız diyor. Şimdi yatırım yapacak yönetim kurulu üyeleri ya da patronlar şuna bakmadı. Bir yatırım talebi var. Kâr ne kadar? Bu kârın EBITDA kârıyla kaç yılda bunu tolere edebilir? 3 yılı geçiyor mu? Geçecekse değecek mi? Nakit akışımı bozmasına müsaade edecek mi? Buna bakması gerekiyor. Buna bakabilmesi için işte yatırım zekasını kullanıyor. Devam ediyoruz. Finans zekası. Hangi hesaplarda finans zekası? 300'lü, 400'lü hesaplarda, 301'li, 401'li ya da 302'li, 402'li hesaplarda. Finans zekası. Borçlanmayı nasıl yapıyor? Bir defa da yüklü mü yapıyor? Arada bir revizyon yapabiliyor mu? Bu dönemde gerçi hiç yapamıyor da. Şimdi rutin dönemleri nakit akışlarını firmalar planlayamazlarsa, ummadıkları anda kredi muslukları kısılırsa baş ağrıyor. O yüzden finans zekası burada devreye giriyor. Borçlanmayı nasıl yönetiyor? Ödemelerini nasıl yapıyor? Nakit akış dengesini nasıl yaratabilir? Devam ediyorum. Satın alma ve planlama zekası. Hangi hesapta? Bakın, 300'lü, 320'li hesaplara biz hiç satın alma ve planlama gibi hiç bakmazdık. Satıcılar der geçerdik. Satın alma ve planlamanın şeyini görüyoruz burada.
hizmet verdiğim firmalardan bir tanesi şunu yapıyor. Mal satıyor. Yıllık satış hacmi 20 milyon ama 30 milyon satabilecekmiş gibi mal alıyor. Bakın 30 milyon ciro yapacakmış gibi mal alıyor. Sadece 20'sini satıyor. Onu nerede kalıyor? Stokta kalan malın parasını tahsil ediyor mu karşı taraf? Bana diyor ki enflasyondan yararlan, fiyatlar değişecek, rakam yükselecek, çok iyi kar edeceksin diyor. Ama benim şu anki performansımla 20'nin üstüne çıkma şansım yok. Bana bir güzel malı paketleyip gönderiyor, paramı bir güzel cebimden söküp alıyor. Ben ne yapıyorum? Sadece maliyetine katlanmıyorum. Ödemelerimi yapacak para bulamıyorum. Çünkü tümünü stoğa gömmüşüm. Bu benim neyimi gösteriyor? Satın alma ve planlama zekamı gösteriyor. Mal var, para yok, vergi ödeyemiyorsun. Aynen öyle. Yığınla mal var, satabileceğimiz ve az önce üstadın söylediği, o yapılan araştırmada, son araştırmada seçim sonrası bir anket yapılıyor iş adamlarıyla. Ankette ne çıkmıştı en çok? Verimlilik çıkmıştı değil mi? Kaçıncı sıradaydı verimlilik? Üçüncüde. Maliyet birincideydi, verimlilik üçüncüdeydi. Bakın şimdi verimlilik zekası nerede? Bir patronun işi ne demiştik az önce? Asıl işine kar yazdırtmak dibe. Verimlilik burada. Kar yazıyor mu bu bilanço? Kar yazıyor mu, yazmıyor mu? Bazen vergisel sebeplerle bilançolarda makyajlanma olabiliyor. Ama yapılacak rasyolara gerçek veri konularak bakıldığında artısı, eksisi, verimliliği, tutarlılığı, sürekliliği, her şeyini ölçebilir hale geliyorsunuz. Peki bunların hepsini biz niye anlattık? Stanford Üniversitesi'nde 40 yıllık bir araştırma yapılıyor. 40 yıllık araştırmanın gösterdiği sonuç şu. Sıradan insanların hiçbir tanesi plan ve programı sevmiyor. Sıradan insanların %94'ü planlamayı sevmiyor. Planlama yapmayan bir şirketin büyümesi mümkün mü? Planlama yapmayan bir şirketin verimlileşmesi, karlılığını arttırması, finansını doğru yönetmesi mümkün mü? O yüzden diyor ki sadece %6'sı bütçe yapıyor, planlama yapıyor, gelecekle ilgili tasarım, hesaplama yapıyor. Buraya geçmek için adım atanlardan olursanız, ne iş yaparsanız yapın. Bir güzel söz daha söylüyor. Diyor ki eğer sen yeterince iyi hazırlanırsan, ekonomi diyor yukarıya da gitse, aşağıda gitse, sen hep kazançlı çıkarsın diyor. Çünkü ekonominin yukarıya gittiğini de anlarsın, konumlanırsın. Aşağı gittiğini de tedbirini alır, yine konumlanırsın. Biraz sonra onların nasıl yapılabileceğiyle ilgili bir iki fikir vereceğim. Bir güzel söz de şu. Meslektaşlarımın en büyük sıkıntılarından bir tanesi eleman. Birlikte çalışacağınız ekip arkadaşları. İnsan yok diyoruz sahada. İşsiz bir sürü insan var ama bizim işimize yarayacak insan yok diyoruz. Bazıları iş arıyor, bazıları insan arıyor ama denk gelmiyor bunlar. Bu Jim Collins'in güzel bir sözü var. Diyor ki harika insanlara sahip olmadığınız sürece harika fikirlerinizin olması hiçbir anlam ifade etmez. Benim bir sürü planlarım var, programlarım var ama içeride yeterli adam olmadıktan sonra bunu yapamam. Ama bir güzel söz daha var altında. Harika insanları diyor yetiştiremezsiniz. Anca diyor keşfedersiniz. Arayıp bulacaksınız, ekibinize dahil edeceksiniz diyor. Arayıp bulmadığınız sürece içeridekilerinin harikaya dönüşmesini hiç beklemeyin diyor. Bunu da şöyle bir sözle perçinliyorlar. Bir harika insan diyor, 100 tane sıradan insanın değil diyor. 100 tane iyi insanın kattığı değeri katabilir sana diyor. Bir harika insan. Bu söze katılır mısınız? Özgür Demirtaş videosunda diyor ki, dünyada ve iyi ülkelerde %2 genius'larımız vardır diyor. Onlar buluşları bulurlar, formülleri koyarlar, biz uyarız ve sonucunu misli misli alırız diyor. %2'dir diyor bunlar. O yüzden harika bir insan keşfetmek kolay değildir. Bir sürü taşın altını kaldırıp kaldırıp bakmak gerekir. Ama bunu bir alışkanlık ve düstur edinirsek o harika insandan bir tanesini dahil ettik mi iş düşünmeyiz. Vaktimizin boşa gitmemesini sağlarız rahatlıkla. Ve bunu nasıl yapacağızla ilgili de basit bir formül. Ondan sonra da uygulama kısmına ufak bir istersek ara verebiliriz. Ara vermezsek de kaldığımız yerden uygulamaya devam edebiliriz. Şöyle bir basit formül var. Buna katılır mısınız? Diyor ki ben bugünden daha başarılı olmak istiyorum. Ama bu benim dışında hiç kimsenin elinde değil. Ben kimim ve ne yapıyorum? Bu ikisi diyor benim sonuçlarımı belirliyor. Geçenlerde bir üstad arkadaşla, bizim meslektaş arkadaşla sohbet ediyoruz. Arkadaşın şöyle bir örneği vardı. Çok hoşuma gitti. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim de haftada 5 çalışma günümüz var. Ama dedi o 5 çalışma gününün bir tanesini ben işe gitmiyorum.
Ne yapıyorsun dedim orada. Ben dedi eşimi alıyorum ya da çocuklarım evdeyse onları alıyorum. Gidip keyfime bakıyorum. Ekibi kurdum, sistemi kurdum. Bu süreçte ben kendimi biliyorum. Geliştiriyorum, değiştiriyorum. Var mı bunu yapabilen aramızda? Nasıl? Güzel. Şimdi yapılabiliyorsa, bakın sevdiğim güzel şey şu. Biri yapıyorsa diyor sen niye yapamıyorsun? Yapacağın şey diyor yapanı örnek almak. Ama o alacağın örnek şu değil diyor. Sonuçta yaptığı şeye bakmamak. Yapacağın şey onun ne yaptığına bakmak. Nasıl bir sistem kurmuş, nasıl bir süreçte müşterilerini tatmin ediyor, memnun ediyor, takip ediyor. Bunu kurgulamış, tasarlamış, planlamış ve uyguluyor. Yapacağımız şey sonuç kısmına değil, sonuçtan önce yaptıklarına bakmak ve ondan sonra da keyfini almak. Son slaytım da bu. George Orwell'ı duyanınız var mı? 1984 diye bir kitap. Kimler duydu ya da okudu? Şimdi yazarı oradan biliyordum. Sonra şans eseri bir yerde sosyal medyada bir söze dikkatimi çekti. Diyorlar ki Paris'te ve Londra'da Beş Parasız diye bir kitap, kitabın adı. Kitapta bir sözden bahsediyor. Diyor ki cepteki paranın miktarı ile gelecek arasında diyor değişik bir ilişki var. Diyor ki eğer kitap Paris örnek verdiği için para birimini hiç değiştirmedim. Eğer diyor 10 frangın varsa diyor bir ay sonrasını düşünürsün. 5 frangın varsa diyor bir hafta sonrasını düşünürsün. 1 frangın varsa diyor anca diyor yarını düşünürsün. Özgür Demirtaş'ın sözü neydi? Ne demişti? Evrensel ve zengin olmayan milli olamaz diyordu. Ne demek istiyor? Burayla bağladığımızda bir anlam ifade eder mi? Cebinde bir miktar paracığın yoksa seni özgürleştirecek, rutin dengeni yürütecek, standart aylık ihtiyaçlarını giderecek paran yoksa diyor, sen hep meşgul olursun. Hiç boşa çıkamazsın. Dijital dönüşümmüş, sistemmiş, oymuş, buymuş diyor. Vaktin olmaz. Çünkü sen sadece yarın yetişecek beyannamelerle uğraşırsın. Verimleşeceksen diyor, cebinde para çoğalacak. Cebinde para çoğalması için ne yapacaksın? Hizmet verdiğin müşteriden paranı zamanında toplayabileceksin. Yani kestiğin makbuzun zamanında parasını tahsil etmezsen, cebinde delik varsa, bu denge oturtulamazsa, giderler anlık istiyor karşılığını, gelir rutin gelmiyorsa, sen hep yarını düşünmek zorunda kalırsın diyor. O yüzden çok hoşuma gitti, sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi nasıl yapalım? Devam edelim. Devam edelim, çok daha güzel. Alabilirsek burayı. Şimdi şunu yapacağız. Bilanço dedik, yönetim kurulu dedik, icra kurulu dedik, finansal zeka, üretim zekası bir sürü şeylerden bahsettik. Bunu bir iki rapor üzerinden göstereceğiz. Bu bir iki rapordan bir tanesi bir tekstil firması olacak. Siz bana bu tekstil firması ile ilgili soru soracaksınız. Ben de size karşılığında cevaplarını vermeye çalışacağım. Mevcut tekstil firmamızın 2022'deki cirosu ne kadarmış görünüyor mu? 200 milyonluk bir şirketmiş. Şimdi bu şirketle ilgili neleri merak edersiniz? İki hafta önce burada borsa ile ilgili bir seminerimiz vardı. Şunu fark ettim, meslektaşlarımızın yoğun ilgisi var borsa kısmına. Borsada bildiğiniz 300-400 tane firma var. Bu 300-400 firmanın içerisinde verimli olanlar, sürekli olanlar, büyük olanlar, bilinir olanlar, bilinmeyenler. Ama ne yapmak zorundayız? Borsaya yatırım yapabilmek için rakamları okuyoruz. Anlamlandırmaya çalışıyoruz. Artacak artmayacak bulmaya çalışıyoruz. Ama önümüzde her birimizin minimum 10'dan maksimum 100-200'lere kadar şirketi var. Hepsinin mali değerleri önümüzde. Bu değerler üzerinden bir tahminleme, ne dedik? Verimlilik arttıracak birileri olacaksak, şirket sahiplerine değer katacaksak rakam okumamız lazım. Şimdi neyi görmek istersiniz? Bu şirketle ilgili bana bir sorar mısınız? Karlılığını görmek istiyorsunuz. Çok hafif aşağı gelir tablosuna gelelim. Karlılıklarımız burada. EBIT de dahil. Ne kadarmış son yıl karlılığı? Bakın şimdi 95 milyon ciro yaptığı bir yılda 12 milyon kar elde ediyormuş EBITDA'sı. 231 milyona çıkartmış ciroyu. Kar nereye inmiş? 5 milyona. İyi mi kötü mü? Yatırımlarını görmek istiyorsunuz. Bir dakika. Bakalım. Yatırımlara geçmeden önce şurayı bu ekranda anlatabileceğim için söylüyorum. Bakalım öyle mi? Faiz ve amortisman yükünü nereden anlarız bu şirketin? Faaliyet kârına bakıyorum. Bakın burada EBITDA'sına bakıyorum. Faaliyet kârı ile EBITDA arasındaki fark amortisman payının üzerine bindirilmesi kadar. Yani amortisman payı kadar. Bakıyorum.
faaliyet kârı eksi 2 milyon, 5 milyon, faaliyet kârı 8 milyon, 12 milyon. Bir şeyler verimsiz gidiyor. Bir yukarı çıkalım, nedenini göstereyim. Bunu şöyle anlıyoruz, bakın basit bir tane karne yaptık. 5 tane madde kârlılık, 5 tane madde büyüme, 5 tane madde borçluluk. 15 kriter veriyoruz, bir önceki yılla kıyaslayarak sonuç çıkartıyoruz. 15 kriterden 3 yıl önce 12 tanesi olumluymuş. Geçen sene 2021'de yine 12 tanesi olumluymuş. Fakat bu sene bakıyoruz 15 maddeden 3 tanecik olumlu. Ciro 2,5 misli artmasına rağmen verimlilik sadece 3 maddede. Ne dedim? Ha, maliyetleri farklılaşmış, dengesizleşmiş. Tamam. Yatırım dışında başka görmek istediğiniz bir şey var mı? O ekrana gitmeden önce. Borçlarını görmek istiyorsunuz. Biraz da aşağı gelelim. Bilançoyu açalım. Biraz daha. Tamam, burada duralım. Bakın şimdi. Borçlanmayı nereden görürüz? Şeyden, kaynaklar kısmından. Kısa vadeli, uzun vadeli ve öz kaynaklardaki değişime bakacağız. Bakıyorum. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2021'de 78'miş. 2022'de 157 olmuş. Çarpı 2. Bakıyorum, uzun vadeli 446'ymış. 3.741.000 olmuş. Borçlanmada artış var mı? Var. Peki anlamlı mı buradan baktığınız rakam? Başka neyine bakmanız lazım? Dönem varlıkları. Bir daha söyleyeyim. Dönem varlıkları. Dönem varlıkları. Şimdi şuna bakalım. Kaynaklarda 2 misli bir artış var. Ama bakıyoruz. Dönem varlıklarda 2 misli mi diye bakıyoruz. Biraz aşağıda. Bir dakika. Biraz yukarı gelelim. Biraz. Tamam. Burada duralım. Dönem varlık, duran varlıklara bakıyorum. Burada bir, evet. Burada bakın, yatırımları sormuştunuz. Bakın, 34 milyondan 60'a çıkartmış yatırımı. Ha. Demek ki para bir yerlere gitmiş. Şu durumla karşılaşıyor musunuz? Şirket kar elde ediyor. Diyor ki, kar var, para nerede? Gitmeli mi, gitmemeli mi yatırıma? Yatırım para harcanarak mı yapılmalı? Borçlanarak, leasingle mi yapılmalı? Finansal zeka, bakın. Şirkete göre değişir cevap. Ve sorduğunuz soruyu şirketin verilerine göre değerlendirmeniz gerekiyor. Başka nesine bakılabilir bu şirketin? Cirosunu gördük, karlılığını gördük, EBITDA'sını gördük. Faiz geliri bu, bakılabilir. Faiz geliri var mı yok mu diye bakılabilir. Faaliyet geliri olmadığı için diğer gelirleri yüksek. Hmm. Güzel. Güzel. Mali tablolar açalım. Borçlanarak yapmışlar. Bilançoya, gelir tablosunu açalım. Yok, aynı yerde. Mali tablolardasın. Hafif yukarı gel. Gelir tablosu. Detaylandır. Seviyeyi 4'e çıkart. Bakın şimdi hafifçe aşağı doğru geliyoruz. Gelirler nerede kaydediliyor? Hangi hesaplarda kaydediliyor? 600? 640, 650, 660 nerede? 640'lara bakıyoruz. Gel aşağı 640'lara. Bakalım. Bakın faiz gelirlerine. Sadece son sene 2 milyonluk bir geliri var. Ama başka bir şeylere bakalım. Kambiyo kârına bir bakın bu şirketin. Kambiyo kârı var bu şirketin. Kambiyo kârına bakar mısınız? 4 sene önce, bakın şimdi, 4 sene önce, ben rakamları o yüzden telaffuz ediyorum. 4 sene önce kambiyo kârı 2 milyonmuş, yuvarlak. 3 sene önce 5 milyonmuş, 2 sene önce 20 milyona çıkmış kambiyo kârı. Son sene, kapattığımız senelerde de 15 milyona düşmüş. Bakın şimdi, kambiyo zararı var mı? Bir de buna bakmaya gerek var mı? Bakalım kambiyo zararı nerede? Şurada, 656. 2 milyon gelir vardı, 2 milyon gider var yuvarlak. 5 milyon gelir vardı, 5 milyon gider var yuvarlak. 19 milyon gelir vardı, 6 milyon gider var. Burada bir tortu kalıyor. Bu adamın faaliyet kârı ne kadardı? Dönem net kârı ne kadardı? Az önce bakmıştık. 20 milyondu 2021'de. 20 milyonun ne kadarı buradan geliyor? Bakın. Evet, aşağı yukarı 13'ü. Bir şeye daha bakıyorum. 15, 9. Netleştirme yapmak gerekiyor. Çünkü kursal farklar artıyor, azalıyor. Peki başka neye bakabiliriz? Bu adamın acaba finansman gideri var mıdır? 660'a gelelim. Bakın, finansman gideri genelde pek kullanmazken 1 milyona kadar, doğru yerdeyim değil mi? 660, evet. 1 milyona çıkmış finansman gideri. Yani bu şirket pek kredi de kullanmıyor. Ama bir şeye daha bakalım. Bilançoyu açalım. Gel yukarı. Bilanço. Bakın şimdi, şuna bir bakalım. Bu adamın kasada parası var mı? Bakıyorum. Var mı para? Yok.
Bankasına bakalım. Bankada durum ne? Şuraya bir bakar mısınız? Bir önceki yıl 20 milyon varken bankada, bu sene 3'e inmiş. Neden inmişti? Ne görmüştük az önce? Duran varlıklarda bir değer farkı vardı. Paranın tamamını gitmiş, hazır parasını harcamış. Peki şunu sorsam, öz kaynakla fonlamak mı daha karlı, yabancı kaynakla fonlamak mı daha karlı desem sizce ne dersiniz? Enflasyon zamanında yabancı kaynakla mal. Yabancı kaynakta. Öz kaynakta para varsa parayı harcamak daha mı maliyetsiz sizce? Enflasyon ortamında döviz hesaplarını durması lazım. Öz kaynak hesabını şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki öz kaynağın maliyeti her zaman dış finansmanın 5 puan fazlası. Bakın dıştan alacağınız kaynağın 5 puan fazlası. Neden? Dışarıdan aldığımız kaynağın faizini ne yapıyoruz? Gider yazıyoruz. Öz kaynağı kullandığımızda ne yazıyoruz? Değeri kullanıyoruz ama karşılık ayıramıyoruz, yazamıyoruz. Evet. Peki başka nesini merak edersiniz bu şirketin? Şimdi şunu rica edeceğim de o yüzden soruyorum soruları. Yorum yapmanızı isteyeceğim. Bu şirket nasıl bir şirket? Az önce kısa ömürlü dedik, sürdürülebilir büyüme ibresine sahip şirketler dedik. Bütün rasyolar burada. Ne sorarsanız cevabını vereceğim. Tahsilatlarına bakarım. Tahsilatları yavaşlamış mı? Ha, güzel. Dashboard'a gelelim. Bakın şimdi güzel bir şey. Tahsilatlar ne demek? Nakit akış dengesini anlayacak. Bakalım gelelim aşağı. Biraz daha gel. Aşağı. Biraz daha. Şurada. Şimdi bakalım. Bu adamın 4 sene önce stokta bekleme süresi 148, 152, 90 ve son dönemde 70 güne inmiş. Stokta bekletme süresini verimlileştirmiş. Ama bir şeye bakalım. Alacak tahsil süresi nasıl? Bakıyoruz. 147, 115, 111, 102. Burada da bir miktar iyileşme var. Borç ödemesine bakıyorum. 25, 38, 52, 48. Nasıl? Vadeyi uzatmış. Yani borçlanmış, ödememiş bak. Alacağını daha kısa sürede alırken ödemesini birazcık daha itiyor. Bakın bu da neye sebebiyet veriyor? Eskiden biz buna nakit akışı diyoruz. 270 gün cepten fonlaması gerekirken şirketi 229'a düşüyor. 149'a düşüyor, 123'e düşüyor. İyi mi? Bakın, iki misli verimlileştirmiş 4 senede. Bir şeyleri fena yapmıyor. Peki başka? Neyi merak ediyorsunuz? Nasıl? Süresini veriyoruz. Süreyi çarpı 4 yaptınız mı? 365 yaptınız mı? Hızı da bulabileceğiz. Biraz daha aşağı gelelim. Şimdi banka bölge müdürümüz burada. Bakalım onun gözünden şirketin durumu nasıl? Bakın burada. Banka kredi notu çıkıyor karşımıza. BBB, AA, AA, en son yılda D çıkmış. D. Kötüleşmiş demek. Bu şu anlama geliyor. Eskiden piyasa faiz oranı neyse alabilecekken şu anda 10 puan pahalısını alması anlamına geliyor. Yani bunu CDS primleriyle eşleştirirsek, ülkelerin CDS primleri var ya, bu şirketin CDS primi 1000 olmuş. 1000. Karlı atımı mı yapmış bunlar? Paralı olmuş. Nasıl? Maliyetler oranları ne olmuş? Yani satış karlı, net satış karlı. Ha, yüzdelerini görmek istiyorum diyorsunuz değil mi? Gelir tablosuna gelelim, yukarı gelelim. Dikey analiz diyelim. Dikey. Gelir tablosu diyelim. Şimdi oranlar burada bakın. 100 liralık satış varmış. Satışların maliyeti yıllar itibariyle 82, 90, 88, 99. Ne yapmış? Maliyet çok artmış. Maliyet şiştikçe şişmiş. Maliyet neden şişer? Neden şişer maliyet? Ham madde ile ilgili. %99'a çıkartır mı? Vergi affı ne zaman çıktı? Yok. Daha yılın başında çıktı ya. Nereyi kapsıyor? Stok kısmını kapsıyor. Şu olmuş olabilir mi burada? Nasıl olsa stok affı var. Burada kârı beyan edeceğimi, maliyeti stoğu düşürerek vergi affından yararlansam demiş olabilir mi? Yorum yapıyorum. Bakın şimdi, çok sevdiğim bir üstad diyor ki, verileri diyor yeterince kurcalarsanız size diyor her şeyi fısıldar.
Verileri yeterince kurcalarsanız size her şeyi fısıldar. Peki başka? Yorum yapabilmem için bu şirketle ilgili hangi veriye ihtiyacım var? İyi veya kötü diyeceğim. Verimli veya değil diyeceğim. Sürdürülebilir bir şirket veya değil diyeceğim. Başka hangi veri? Öz kaynaklardaki oranı. Şeye gelelim, mali tablolara gelelim tekrar. Buraya gelelim. İkinci seviye açalım. Gel aşağı. Öz kaynaklara bakıyorum. 47'den 53'e çıkmış. 25, 28, 47, 53. Ha, bir şey daha. Neden bakmak istiyorsunuz ortaklar hesabına? Bilançoyu açalım. Nasıl? Ha, güzel. Şimdi dördüncü seviye diyelim. Bir 131'e gelelim aşağı doğru. Bakıyorum. 131 var mı burada? Göremiyorum. Bir de ne var? 331 olabilir mi? Gel 331'e. Bekle burada. Bakıyoruz. 70 milyon. Şimdi ortaklardan alacaklı mı, ortaklara borçlu mu bu şirket? Ortak 70 milyon sermayenin dışında para gömmüş şirkete nasıl verecek? Dipte verimlilik yok, kar yok. Nasıl ödeyecek geri? Matrah hattı mı yapacak? Matrah hattı mı yapacak? Yani ortaklardan alacağı arttırmış, yani stoğunu arttırmış. Yıllar itibariyle bakın 36, 37, 42, 69, 70 milyon kadar kâr ortaktan yani para çekmiş. Kar artımı yapmadan da parayı dışarı çıkartacak. Peki başka? Herkesiz. Nesini sormak istersiniz? Başka nesi eksik bu şirketin? Yorum yapacaksınız. Çünkü diyorum ki bu şirket verimli mi değil mi diyeceksiniz. Nesini sormak istersiniz başka? Vergilerine bakmak isterim. Vergilerine nereden bakabilirim? Geçici vergisi. Yani hangi hesaba bakmam lazım? 360. Yılın sonunda kapanıyor ya, 370'lerine mi bakmalıyız? Bakıyorum. Vergi yok. Diğer faaliyet vergileri var mı? Gelir tablosuna gelelim. Bakıyoruz. Yurt içi satışlar var. Yurt dışı satışlar var. Diğer gelir var mı? Yok denecek kadar az. 3 milyon. 200 milyon da 3 milyon. Ha. Satıştan iadeler bize neyi gösteriyordu? Hangi zekasını gösteriyordu? Satış ve pazarlama zekasını. Satışı iskonto yaparak arttırmak verimli mi değil mi? Bakmak gerekiyor oranlarına. Başka? Nasıl? Yorum yapıyorsunuz öyle ama maliye boş durmuyor. Nasıl? Stok. Güzel. Bilançoya geçelim. 150'ye bakalım. Bakın bakıyoruz stoklara. 63 milyon stok var. Bakın 23 milyondan 63'e çıkmış stok. 23 milyondan 63'e çıkmış. Yani bakın ciro 2,5 misli artmış, stok 3 misli artmış. İyi mi kötü mü? 151 nerede bunun? Bakıyoruz. 151'de bakiyesi yok. Evet. Bakiye olmadığı için. Verilen avansı çok fazla. Verilen sipariş avansı 21 milyon. Peki sipariş avansı kime verilir ve neden verilir? Önden para gönderirsiniz. Şimdi bakın, bir tane mali tablo. Firmanın her şeyi burada. Veri sağlıklı girildiyse her sorunuza cevap alabilir misiniz? Bakın, şimdi şöyle düşünün. Mali müşavirlik kaydı yapan biri. Alış faturası varken kaydetmeme ihtimali var mı? Satış faturası varken kaydetmeme ihtimali var mı? Bankada hareket var. Kaydetmeme ihtimali var mı? Var. Bankada hareket varken. Vermiyorlar. Ha, ekstra gelmediği için onu demeyelim. Yok tamam. Şöyle kayıt atamıyorsunuz o zaman. Var olanı yok diyemiyorsunuz. Kayıt atamıyorsunuz. Bakın şimdi bütün veri önünüzdeyse şirketlerde vergi ile vergisizlik arasındaki değişimi kim sağlayacak? Güzel. Ona da bakacağız biraz sonra. Ama neyle yönetir şirketler artıyı eksiği? Stoklarla. Stoklarını sizce şirketler düzgün sayıyorlar mı? Değerlemesini düzgün yapıyorlar mı? Güzel. Bir tane fireyi stoktan verebiliriz. Başka nereden veririz? Demirbaş aldı, araç aldı. 2 sene önce aldı. Aracın değeri 200 bin liraydı. Şimdi ne kadar sizce 200 bin liralık araç?
bir tarla vardı ya da bir binası vardı. 1 milyonla kayıtlı burada. Ama 10 sene önce almıştı. Tahmini bugünkü değeri? 100'e bile çıkmıştır. Güzel. Bakın şimdi. Rakamsal değeri esnek olabilecek ve bizim kestirmemizi engelleyecek tek şey var. Duran varlıklardaki yatırım rakamları. Bunları güncellemediyseniz, değerlemediyseniz bir tek orada fire var. Onun dışında kayıtların tamamı bizim gözümüzün önünde. Tek eslenebilir rakam var. Stoğunu firma doğru sayamadıysa size doğru söyleyememiş olabilir. Doğru söyleyemediyse de birazcık vergide sapma olabilir. Bilerek hiç kimse olan kaydı yok demez. Ama tekrar soruyorum. Ne kadar vaktimizi alıyor? Bir şirketin içine dışına, sağına soluna, ortağına orasına burasına bakmanız ne kadar vakit alıyor? 20 firmanız olduğunu varsayalım. 50 firmanız olduğunu varsayalım. 50 firmanın da belli büyüklüğünün üzerindeki, yani 80'e 20 Pareto kuralını uygulayalım. En değerli 20 firmanıza bir miktar vakit ayırarak ne kadar vaktinizi aldığını görüyor musunuz? Her şeyi anlatabilirsiniz onlara. Ne demişti yazarın bir tanesi? Mali müşavirlerin işi rakamlarla oyun oynamak. Birisi kaydedecek, o yorumlayacak. Ama biz nerede zorlanıyoruz? Biz hem kaydı yapıyoruz hem yorumu yapmaya kalkıyoruz. En büyük fireyi nereden veriyoruz? Kayıt yapmayayım diyemeyeceğime göre rapora bakmayayım demeyi tercih ediyoruz, değil mi? Şimdi sorumu soruyorum. Eğitimin adı finansal iş zekası ve stratejik raporlama. Stratejik raporlama denmesinin sebebi bizim mali tablolarımızda şirketin her şeyinin kaydını tutmamız, her birimin performansını görebiliyor olmamız. Şu anda bakın önümüzde bilanço var. Bilanço rakam isminin üstüne gelebilir misin? Şu rakam isminin üstüne gel. Aşağı hesapların isminin üstüne, mesela kasanın üstüne. Bakın şimdi ne yapıyor sistem? Ne diyorum? Zamanınızı kazanması lazım. Vaktinizi pratikleştirmesi lazım. Boş işlerle sizi uğraştırmaması lazım. Diyor ki şöyle bir hesap var diyor. Bu hesabın sorumlusu finans. Gel daha aşağı 120'ye bir bak. 120'ye bir bak. Alıcılar isminin üstüne gel. İsminin üstüne. Bakın bunun sorumlusu hangi hesap? Başka bir tane personeli alacaklar kısmına gel. 135 bir alta. Bakın bütün birimlerin seceresi burada. Şimdi hangi birim nasıl performans sergilemiş gösterebilmeye başlasam, üçer aylık çeyreklerde birim yöneticilerini masanın başına toplasam, şirket yönetiminin belirlediği stratejik kurallara göre bütçe yapsam, bu bütçe gerçekleşenini de üçer ayda bir yaptırtsam, önersem, tavsiye etsem, verimlilik yönünde şirkete değer katmış olur muyum? İstediğim paradan daha fazlasını istediğimde ne yapacaksın diyen olur mu? Başta olur. Bakın şimdi başta olur ama buna sevdiğim bir üstad şöyle ters cevap veriyor. Diyor ki birine 1000 TL para ödeyeceksin diyor. Karşılığında hiçbir şey alamayacağın belli diyor. Ama diyor başka birine diyor 10.000 TL ödeyeceksin diyor ama garanti sana 100.000 liralık fayda yaratacak diyor. Hangisini verirsin? Bir düşünün. Kaç kişi 10.000, kaç kişi 1000 diyecek? Bakın şimdi herkes değil işte. Sorun burada. İş adamlarının anlamadığı şey şurası. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var bununla ilgili. Bir gün dere kenarında yürüyor. Bakıyor insanlar toplanmış derenin kenarında. Bir tanesi batıp batıp sudan çıkıyor. İnsanlar bas bas bağırıyorlar. Ver elini, ver elini, ver elini. Adam boğuluyor. Elmeli vermiyor. Bakıyor Nasrettin Hoca tanıdık biri. Diyor ki çekilin. Uzatıyor elini diyor ki al elimi. Al elimi der demez aşağıdaki o sudaki adam Nasrettin Hoca'nın elini kavuruyor. Tuttuğu gibi çekiyor. Yanındaki az önce o telaş içindeki insanlar diyorlar ki hocam ne yaptın? Diyor ki ben bu adamı biliyorum. Bu adamın fıtratında vermek yok. Almak var. Ölse bile diyor vermez. Benzer bir şeyler çağrıştırıyor mu bize? Bakın şimdi biz mali müşavirlik mesleğini verimlilik odaklı yapılar hale gelebilirsek, bir şirket için ayırdığımız 20 dakikayla her şeyini görebilirsek, bir de patronlara gösterebilirsek, hatta bir de 3 ay sonrasının, 6 ay sonrasının stratejisini belirleyip 6 ay sonunda sergilediği performansın uyup uymadığını gösterebilirsek bir yerine 2 isteyebilir miyiz? Alabilir miyiz? İsteriz ama alma kısmı. Şimdi ben test ettim. Bakın mali müşavirin dedim, danışmanlık yapıyorum dedim. Yaptığım şey şu. Birine hizmet vermeden önce diyorum ki parayı baştan ödeyeceksin. Ödemezsen hizmet alamazsın.
Ama şöyle bir özgürlüğün olacak. Ayın sonunda hizmetinden mutsuz olursan ikinci ay ödemeyeceksin. Yani hizmeti sonlandırabilecek lükse sahip olacaksın. Bir ay riske gireceksin. Ama beni para için uğraştırmayacaksın. Çalışıyor mudur sizce sistem? İki, teşvik danışmanlığı yapıyorum. 50-100 tane fatura kesiyorum her ay. Diyorum ki birinci fatura ödenmeden ikinci hizmeti alamazsın. Nasıl olur diyorlar, başkasından alırız. Diyorum ki gidin alın. Ben sizin peşinizde iş yapıp koşacağıma, siz diyorum hizmetinizin karşılığını alın ve bedelini ödeyin. Çalışıyor mudur sizce? 6 yıldır ertesi aya bir ya da iki defa sarkma olmuştur. Demek ki oluyor. Ya benim sizden hiçbir farkım yok. Ama zor bir yöntem deniyorum. Baştan masaya tarifi koyuyorum. Diyorum ki bu koşullar benim için önemli. Bu koşullara uyabilirsen seve seve çalışırız. Uyamazsan zorlanırız. Ben sürdürmek istemem diyorum. Risk mi benim için? Var olan müşteriyi kaybetme riski var mı? Ama diyorum ki boş zamanda ne yapacağım? Yeni müşteri arayacağım. Yeni müşteri için vakit ayırdıkça illa bir tane iki tane geliyor. Bir iki tane çürük de gitse zararım var mı? Ama bakın bunu siz görebilecek vakte sahip olursanız anlıyorsunuz. Şimdi sorumu bir daha soruyorum. Bu şirketle ilgili ne yorum yaparsınız? Böyle bir şirket var, ne yorum yaparsınız? Borsacı gibi düşünün. Borsacı gibi düşünün. Bir şirkete yatırım yapacaksınız. Yatırım yapılır mı? Hissesi alınır mı? Karar verebiliyor musunuz? Kolay mı? Bakın her şeyinizi göster, her şeyini gösterdim şirketin. Ne sorduysanız orası burada, şurası şurada. Evet, kısa bir iki yorum ve daha fazla sizi de yormayalım. Bu şirkete yatırım yapar mısınız? Yaparsınız. Başka? Fikri olan. Bu şirkete yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Bakın şimdi. Çalışanla yatırımcı arasında, hizmet sağlayanla yatırımcı arasında bir fark var. Hizmet sağlayanla çalışan sonucu hemen istiyor, parayı hemen istiyor. Yatırımcı ise bir dönemin sonuna kadar bekleyebiliyor. Ama yetmiyor. Yatırımcı diyor ki, ben buraya yatıracaksam paramı, göremediğim bir iki yer var diyor. Buraları da görmem lazım. Yani şirketin hikayesini de bilmem lazım. Yani şirket sahipleriyle birazcık sohbet etmem lazım. Bu adamlar dün neydi, bugün ne, yarın ne olacaklar? Ben ona göre şekli şemali biraz değiştirirsem, bana derse ki bu firma, bana bir mizan ver ama bir beyan ettiğim rakamlar var da bir de hata yaptığım rakamlar olabilir. Ona da göre de bir göstersem bana borçluluğumu, nakit akışımı dese kaç dakikanızı alır? Bakın sistem burada devreye giriyor. Manuel yaparsanız anamız ağlar. Excel'i aç, topla, çıkar, yan yana kıyasla, göstersen bir dert. Şimdi herhangi bir sistem neresi olduğu önemli değil. Devreye girerse dijital dünyanın size sunduğu bir nimet. Devreye girerse vaktinizi kazanıyor musunuz? Değerli hale getirip satabiliyor musunuz? Direkt paraya tahvil edebiliyor musunuz? Ama bunu düşünecek vakit bulabiliyor musunuz? Ama başarı formülü ne diyordu bize? Başarı formülü diyordu ki, başarı senin dışında hiç kimsenin elinde değil. Sen de yaptıklarınsa eğer, bu boşluğu bulabilirseniz, vergiye de zaman kalır, raporlamaya da zaman kalır, verimliliğe de zaman kalır, kazanmaya da vakit kalır, yaptığımız işin parasını toplamaya da vakit kalır. Şimdi bugünkü eğitimle ilgili üstadlarımızla birlikte bize sormak istediğiniz bir şey kaldı mı? Şimdi dünyada parayı en iyi yöneten millet hangisi? Bu insanların en iyi yaptığı şey ne biliyor musunuz? Üstadımın verdiği örnek. Bunlar diyor iş yerini büyütmezler. Neyi büyütürler? İşlerini büyütürler. İşini büyütmek ne demek? Kârı büyütmek demek. Şimdi çoğu şirket ciro kısmına görünce aa deyip aldanıyor. Dipte kar yoksa ciro büyütmenin bir anlamı var mı? Mantıksal yok ama egosal anlamı var mı? Herkes... Nasıl? Şimdi egosu değişmeyecek hiç insan yok hayatta. Fakat
Süreci değiştirecek şey planlama ve strateji. Yönetim kurulu, icra kurulu, görev tanımları, doğru raporlama, doğru analiz, doğru karar, hayatımızın değişmeyeceği hiçbir yeri yok. Şimdi ben ne demiştim? Az önce bir rasyo göstermiştim. 2017 yılında 2030 tahminlemesinde Türkiye kaçıncı sırada görünüyordu? 12'de görünüyordu. Rakam neydi? Evet, 3 trilyon. Şu anda diyor ki 3 misli büyüyeceksin, 7 yılın kaldı. Yarısı olsun ya. Ben 3 mislini istemiyorum. Yarısı olsa bizim şu an var olan değerlerimiz 2 misline çıkar mı? Peki bu süreçlerin değişmesinde meslektaş olarak bizlerin etkisi var mı? Olabilir mi? Gidip onlar adına satış yapamayabiliriz. Ama verimliliğine hizmet edebilir miyiz? Kârlılığını doğru gösterebilir miyiz? Hiçbir şey yapmasam bir tane dashboard'a bir daha bir gelsene. Hiçbir şey yapmasam, adam da bakmasa ama sadece bir şey yapsam, PDF raporu oluştururlar orada. Ona bir bassana. Sadece desem ki verim bitti, KDV'm bitti, her şeyim bitti. Al sana bir tane karne. Al bu karnene bak, yürü git. Bakın sistemin ne olduğu önemli değil. Bunu Excel'le de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama pratikliği kullanın. Kullandığınız pratiklik size zaman olarak geri gelecek. Zaman kısmı para ve aileye ayıracağınız vakit olarak değerlenecek. Hafifçe aşağı doğru gidelim. Şöyle bir rapor adama gitse, siz anlatmaya bile uğraşmasanız, ilgisini çekerse, davet etse, sorularını ona göre sorsa, iyi gelmez mi size? Bakın, benzeri bir sürü sistemler var. Az önce oda başkanımızın söylediği, çok yakın gelecekte faturalara bile barkodlama sistemi gelecek. O barkodu okuttuğunuzda sistem onu otomatik kaydedecek, operasyona da ihtiyaç duymayacak. Bizim yapmamız gereken şey o yüzden verimlilik uzmanı olmaya gayret etmek. Verimlilik uzmanı olmaya çalışmak demek, rakamları okumak demek. Çünkü rakamları okursak hikayeyi anlarız. Olanı ve olması gerekeni anlarız. Doğru yönlendirme yaparız. Doğru yönlendirmeyi doğru fiyata da satarız. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür.